abi, hadi. Sessizlik. Oha üç geçiyor. Sessizlik. Merhaba arkadaşlar, dünyanın en saçma haber programına hoş geldiniz. Merhaba Mustafa. Merhaba İker. Fatih Altaysız şu <laughs> an. <laughs> Bendeniz dünyanın en kötü insanlarından biri. Cıvık, ciddiyetsiz, sıkıcı, antipatik. Başka aklınıza gelen yalancı. sıfat var mı? Yalancı. Yok hiç yalancı bana diyen yok. O sana söyleyelim. Yalancısın, yalancısın. Benim yanımda dünyanın en mühendislerinden biri. <laughs> ya bırak Gel. kumru geldi bugün. Siz kumru. Mustafa Seven'in Mustafa seven karşısında eski elemanımız. Eleman dedik şimdi. Eleman. Eski eleman. Fatihleri, eleman Hayır hocam Ela Woman diyecektiniz. Ela Woman. <laughs> Kumru Karataş. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Kumru? İyiyim hocam hamdolsun. Siz nasılsınız? Sesin çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Onun yanında ne diyelim size artık? Bana bir şey demeyin hocam. <laughs> Dokunmayın çok fena. <laughs> Dokunan yanar. Ne oldu? Vahit Gezer. Vahit Gezer'in yanında... Seçim esprisi yaptım da hani <laughs> hala beni İslamcı zannedenler vardır diye. Var <laughs> evet oluyor. Onun yanında seksi gülüşüyle Nazım Yılmaz. Merhaba. <gülüyor> 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 Merhabalar. Moğolistan'a gitme <laughs> Moğolistan gitmeye hazırlanıyor kendisi. Çok azıcık kaldı. Onun yanında yarın açık göz okuma yazmada büyük gelişmeler kaydetti. Onun yanında anarşist tavırlarıyla dikkatimizi çeken zengin bebesi. Günaydın <laughs> hocam. Anarşist bir zengin ya. <laughs> Buğra. Dünya'da nefret dedilesi bir kombo değil mi bu? Onun yanında Reci'de bütün dikkatini vermiş olan ve mutlaka bir şeyleri yanlış yaptığından emin olduğumuz ama yavaş yavaş 2500 yıla kadar bu işi çözecek olan duyguysal. Neyi yanlış yaptığımı söyleyeyim mi? Ne neyi? Girmedin mi? Yayın? Yok yayındayız. Yayına girdiğimizde ses vardı falan. Sadece ilk bir saniye introdan önce sizi vermiş olabilirim. Bizi vermiş olmak ne demek? Yani intro dönemi ha, zaman verebiliriz. Sadece bir saniye. İstediğin i̇şte gibi bizi kullanabilirsin. Tamam. Bol film çek. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. <laughs> onun yanında yeni stajyerimiz Efe. Selam. Ve onun yanında da eski stajyerimiz. <laughs> Böyle bir eski stajyer yeni stajyer durumu oldu. Aa, Bora. Bora nasılsın? İyiyim hocam. Dün 8 ayın sonunda <laughs> dün gece çatışmanın ne olduğunu öğrendim. <laughs> Onu İnanamadım ya. Dün gece bir de çatışmanın ne olduğunu kendisine öğretmeye çalıştım. Hocam bana sorsaydınız ben anlatırdım kendisine. Çok çok emin değilim. Bugün konuşabiliriz. Çatışma nedir Bora? Anladın mı? Söyle bakayım çocuğum. Hocam galiba anladım artık ya. E, bir anlat bakayım bize. Bu, %10 eminim gibi oldu hocam. Hocam işte iki e, kişinin arasında yaşanan bir kadın ve bir erkeğin. evet. Hocam sorunlar silsilesi değil. Öncelikle dün gece onu öğrendim. Ne olmadığını biliyorum şu anda. Engel değil. İyi başlangıç. E, satrançtaki çatal gibi bir şey örneğini verdim. Siz kabul ettiniz. Yani ben mesela şahla, vezirle şahı tehdit ederken atı isteyip fili de isteyebilirim. İkisi açmaz. Açmaz yani. onu. Açmaz. Evet, 7 aydır senaryo yazmaya çalışan bir kardeşimiz. Bu arada iki, ten, iki profesyonel senaristle görüşmüş olduktan sonra dün gece bana konfliktin ne olduğunu bilmediğini Dün Fark değil etmiyor. evvelsi gün Ali Demirel'le 4 saat toplantı Oğlum, <laughs> Merak ediyorum o, toplantı Anlatacağım sana. o, o, o toplantıda ben de to... yoktum çünkü. Hocam bence çatışma ne biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet, Kumuş'um gördüğün gibi sen olmasan da mutlaka sabahları kafa açan bir stajyerimiz her zaman oluyor. Bu sefer evet. Bora Habersizler, yapar. habersizler yani Fatih Altay'sız olmayan Fatih Altay hızlı. Ha, Fatih Altaylı o zaman. Fatih Altaylı yani. şov. Başlıyor. Fatih Altaylı'lı hocam. <laughs> evet buyurun. <laughs> Tayvan'da bir deprem oldu Çok ani. Bir dakika bu çok ani bir şey girdi. Falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Buton orada Mustafa Bey. Şaka şey yapıyorum. Her Bu haberi... butonu çok sahipsiz bıraktık. Bu butona bu botona at bas. Boton. Hiçbir şey olmuyor. Niye olmuyor? bu butona basınca ben susuyorum. Haberi değiştiriyoruz. Ama diğerlerinin susması için ne yapıyoruz? Bağış atıyoruz. Bağış yani. atıyoruz. Kanalımızı ateşleme yapıyoruz. Böyle Oo, bir reklam hayvan arası. Hayvan para kazanırız o zaman. Neyse tamam. Öyle umuyorum. Ee, Tayvan'da 7,5 şiddetinde bir deprem oldu. Yani tabii tatsız 9 kişi vefat etmiş depremde. Videoları da düştü internete. Ee, ama tabii ki bu olay bize geçen sene bizdeki depremi hatırlattı. Nasıl oluyor da Tayvan'da bu kadar az hasar alınıyorken bizde binler ölebiliyor? Ya hep bir şey, hep bir pislik, hep bir amaç. <laughs> geldi hocam bugün ben biraz eski günlerime döneyim dedim. Aa yalnız ilginç bir bina dönmüş öyle. Abi dağ yerinden oynadı ya. Öyle Yer mi? değiştirdi dağ. Geçen gün ekşi sözlükte bir başlık gördüm. Dağların hiçbir işe yaramaması diye. Oğlum ne manyak. <laughs> 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 Çok <gülüyor> <gülüyor> Dağlar <gülüyor> ne iş yani. <laughs> dağlar. Peki sen ne işe yarıyorsun? <laughs> Ev, evde oturup internete giriyor bunu yazıyor ya. Çok ilginç. <laughs> Sen yokken o daha vardı abi. Ne ne işi? Abi ya? ne diyeyim ben şimdi? Daha arkadaşa ekşi <laughs> sözlük yazarı bir abi de. Abi ben yokken Devlet Bahçeli de vardı. O mantık <laughs> mantıklı bir şey değil ama hani gerçekten ama daha sen, var ya. Yani. Sen çıkıp Devlet Bahçeli ne işe yarıyor demiyorsun ki abi. Nasıl <gülüyor> demiyorum? Orada <laughs> <laughs> geçmiş olsun diyelim buradan. Kime? Ne? Devlet Bey'e. Ya çok üzüldüm o yüzündeki tabii kırıktan sonra görmemiştik ama o yüzündeki morluklar düşmüş herhalde. Ee, çok... ee... Mustafa Oğlum, Bey. Hıh diye gülemez. Adamı itmişsin adam. diye düşünüyorum. Hayır hayır olur mu? Vay <laughs> ev kazansın O başka dedi o başka herhalde. abi. kimsenin sağlığına bir şey ee, olmasın. Bir, e, biri şey almış Tayvan deyip geçmeyin fakir fakir bir ülke değil orası. Fakirlikle, Tabii Asus, Asus orada. Fakirlikle alakalı mı depremde ölmemek? Alakası. Yani, yani yok. biraz alakalı. Binaları, binaları, binaları iyi yapacaklarını varsayıyoruz. Bir biz Tayvan fakir demedik. <laughs> İki evet Tayvan'ın fakir demiş olabilir. Yok. Bu arada ev kazası ne demek hocam? Hayır onu sor. sor ev kazası yok. ne demek? Abi, evde olan kazaya ev, ev kazası. Değil. <laughs> bir yere takılırsın düşersin kapı ev kazası. Yürürken evet evde yürürken. Evet. Kapı mı çarpmış evet. yüzüne abi? Nasıl olmuş şöyle? Yani evde kapı da çarpmış olabilir. Düşmüş Düşmüştür de olabilir. Düşmüştür herhalde. Oğlum, Detay vermedi. Adamın sağlığı üzerinden müstesni bir şey çıkartamazsınız. Yok, yok. Bayağı bir Hayır, insan. Müstesni değil ya insanlar şimdi... Bayağı Bugüne bir insan bugün ev kazalarında ölüyor bu arada. Seçimin dördüncü partisi MHP. Oradan da siyasi bir yere vurdu ya inanamıyorum. <laughs> Yok geleceğim ya seçim konuşacağız bu Tabii ki. Bunlar kaldı. çok... Oğlum cuma akşamları bunları göreceksin. Buraya oturuyorlar. Sen ne dersin ki Birleşmiş Milletler? Bir toplandı. toplanıyor. <Oo. gülüyor> Efendim İsrail şunu yaptı bilmem ne herifler manyak ya. Oğlum niye uğraşıyorsunuz bunu? <laughs> İzleyen var hocam. Yanında bir de Yaşar diye bir herif. Heh. Ben o, bugün dedim ki Yaşar'ı çağırayım mı hocam? Dedi ki oğlum biz seni <laughs> sana zor tahammül edelim. Abi evet sen şey mi sınıyorsun? Yok ben... Oğlum sabrımızı mı sınıyorsun? <laughs> yani bu program senin yaptığın şeyin tam tersi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz 49 W olmak istemiyoruz. İşte ha, Bunu anladın mı? Ben o... Yo! Konflikt yo. Yani, O konflikt unsuru olmadan buranın ne olduğu ne kadar Oğlum konflik haberler üzerinden olur. Haberlerin tarzı üzerinden olmaz. Diyorsun ki mesela... Konflik denilince mi? <laughs> Akla bora geliyor. <laughs> Kuzey kutbunda ufak bir çocuğu boğazını keserek öldürmüşler. Haberi üzerinden biz bir şey konuşamayız. O anlamda söylüyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Abi şimdi deminki konu çok güzeldi ya onu konuşalım. Ne Hangi En son? Bahçeli, Tayvan. Ev kazalarıyla alakalı bir tek şeyi kabul etmem ev kazası olarak. <laughs> Ve ev kazaları derneği başkan yardımcısı Mustafa Seven. Teşekkür <laughs> ederim. Filmlerde dizilerde en çok kullanılan şey abi. Küvetteyken küvete elektrikli cihaz düşmesi. Orada ölüyorsan. Bu çok zengince bir ölüş ya. Bilmiyorum orada ölüyorsan yani bir <laughs> dururum yani. Oğlum, <laughs> ama bunlar Z kuşağı hepsi öyle ölebilir. Hayır, onu biliyorsunuz iPhone'u şarja takıp. <gülüyor> 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 Mustafa Bey benim, benim... En, en çok korktuğum ölüm şekillerinden bir tanesi biliyor musunuz? Hangisi? Küvetin içine elektrikli bir şey. Hiç bir korkmana şey... gerek yok. Küvete <gülüyor> <gülüyor> elektrikli bir şey sokmazsan olmaz. Hayatım olamaz. otellerde bile küvetin çok yakınında eğer çok ufak bir otel değilse priz olmaz zaten. Sırf bu sebepten dolayı. Elektrik mühendisi ya tabii bildiği konuya geldi. Çok Be rahat konuşuyor. Benim evimde bir tane priz var ve sadece bir tane kablo artık yani o kadar çekiştirmişim ki çıkmış priz yerinden. Sadece bir kablo ile elektrik sağlıyor ve ben onu hala kullanıyorum. Sadece bir kablo ile o elektrik biraz sağlayabiliyorsa sen onu hemen... zor bir durum ama... Sen sadece... onu <laughs> Elon Musk'a bay <laughs> <laughs> Kablodan kalsın tel mi? <laughs> Yok yani o kadar çıkmış ki kopmak üzere sadece bir kablo tutuyor o onu. O çok tehlikeli. Oğlum, o hayatım hayatım aynen öyle zaman. devam et sen. Olur mu? Tabii. Ben her gece orada <laughs> telefonumu şarja koyuyorum başımın Sadece senin koyuyorum. başına bir şey gelmez apartman yanar. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyiymiş. Öyle mi? Ne <laughs> yapacağım? Evet, evet yap sayın seyirciler. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben şu an? Getir ya. burada hemen kablosunu değiştirelim onu. Ka ama mi? kabloyu çekerek getir oradan buraya. Yani inanılmazsınız oğlum saçmalama düzeyiniz yani. Bahçeli evde düşmüşten Yaren'in evindeki kabloya gelme hızınız 40 Harika saniye. bence. Ve Yarimin görselde de küvetin miymiş? içinde bir tost makinemiz var. Onun hakkında da konuşmak <laughs> isterseniz eğer. Yaren konuşsun, Vahit sussun demişler. Yani. Çok Aa. doğru hocam. Aynı şeyi dün Mustafa Bey de söyledi. Estağfurullah. E bu kabalıkta söylemedim Mustafa. ama niyetim aynıydı. <laughs> şey... E... Bir şey soracağım abi. veya Sen söyle abi. Yok bu, bu, söylemeyeceğim. Bu. Ben. Işık ne kadar kötü diyecektim. Eyvallah. <laughs> abi şey de hani böyle kalp rahatsızlığı falan geçiren insanlarda vücuda vurur ya. Böyle morluklar çıkar falan. Acaba diyorum böyle damar yolu ya da kalple alakalı bir şey mi geçirdi de sonra dediler ki basına evde bir kaza geçirildi. Bildiğim kadarıyla o böyle şey olmuyor. Böyle noktasal Ya ben de tam bildiğim gibi değil zaten de. Ama yani bu daha darbe gibi aslında. Yani fantezi yapacaksak genç birisi olsaydı dayak yemiş diyebilirdin. Yani hmm, morluklar hmm. ama çok düşmüş adamcağız yani. Benim aklıma ilk hacamat geldi. Yüzüne hacamat Yüzüne hacamat yapıyorlar mı ya? Yok. Hayır. Olabilir Tabii. mi diye düşünmüştüm. O, çok düşünmüş. o kadar yapılmaz değil mi? Evet. evet. O zaman güzel bir haberle güzel mi artık Yani Bir dakika Tayvan, ama. Tayvan'daki, Tayvan'daki depremlerine şey. deprem şey. ne anladık? Ben de bir şey ya, ben ne, de ne bir anlamadım. Oraya... Vahiti kızdırdınız. Bunu nasıl başardınız ya? Oğlum senin söylediğin hiçbir şey konuşmuyoruz ki zaten. Oraya geliyoruz işte şimdi. O zaman <laughs> ben ha, o zaman Tayvan bilmiyorum. hakkındaki deprem hakkında bir fikir bildirteyim. Belirteyim. bilirtin hocam. Depremler olmasın. İyi. Hocam. Hayvan Yer Bilimleri Bakan Yardımcısı konuştu. <laughs> o toplantıda ben de vardım. Abi söyle yani, yani bunlar çok bakarım. cevabı bence klişe şeyler. Zamanında planlama onu söyleyeceksen onu hemen söyleyeyim. Zamanında planlama yapmak lazım. Yapıları ona uygun denetleyerek üretmek lazım. İnsanları da deprem olduğunda ne olacağını dair bilinçlendirmek lazım. Thank you. Mert Taşdan diyor ki ben doktorum. Bu giriş zaten beni benden aldı. Aynen abi. Durun. Ben Açılın doktorum. diyor. Açılın. Düşmüş olma ihtimali, düşmüş olmasa çok diyor. daha yüksek olasılık. Yüzde doksan eminim. Bakın ben doktor değilim. Ben, de aynı ben şey doktor değilim. değilim evet. Şey gibi oldu bu. Durun. <laughs> Şeyde hava var. Şırıngada hava var. Durun. Gibi <laughs> Öyle bir şey oldu mi var? Hayır, Hayır Cüneyt, Cüneyt Arkın filmi. filmi. Ha. Durun. Şırıngada Siz gerçek hava var. Siz gerçek Aa, evet. doktor değilsiniz. Siz gerçek doktor değilsiniz. Şırıngada hava var. İki saattir kumru ediyorum ki yeni aldığımız kulaklıklar inanılmaz işe yaradı ve birbirimizin üstüne konuşmuyoruz dedim. Ve ilk defa bu programda... Herkes üstüne konuşuyor. Herkes üstüne konuşuyor. <laughs> üstü Ama kumruda kulaklık yok. Kumru, kumruya demiyorum. Diğer insanlar... Kulaklığımız diyor. bitti galiba değil mi? Yaren. Boyu yetmiyor hocam oraya kadar imkansız böyle bir şey. Hemen üç tane daha kulaklık alalım. <laughs> ben her ihtimale karşı susuyorum o yüzden. Ee, bizde yedi buçuk olduğunda ne olacağını soruyorsun herhalde. Allah korusun. Yani bizim Tayvan kadar yoğun nüfuslu bölgemiz Marmara. Or Bağcıları giriş çıkış kapanıyor. Sadece Bağcılar. Ya hayır yani onun Şeyden bakın. Bu yedi buçukta Onu. olan deprem evet. görüntüsü Abi hı 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 hı. kırmızı ışıkta durmuş gibi yapıyorlar. Yani kırmızı ışık şey duruyorlar. Kırmızı ışık yeşile dönünce devam ediyorlar gibi bir görüntü. Ama köprü için aslında. sallanıyor aslında. Şeye bakın direğe <gülüyor> bakın <gülüyor> hocam. Şu direği gördünüz mü? Tam tersine. Direğe bakıyorum zaten. Köprüler inanılmaz hı. yüksek hı. bir... <gülüyor> <gülüyor> köprülerde çok daha fazla şey var. Salladım. Süspansiyon. Evet. Köprü bu kadar sallanıyorsa demek ama salınım hayır salınım daha iyi bir şey değil mi? İşte Tabii daha iyi yani daha sağlıklı yapıyorlar. evet. Çünkü Celal Şengör şey demişti. Enerji boşalmıştı. Yok şey demişti. İstanbul <laughs> depremine dua edin de köprünün üzerinde yakalanın. Hiçbir şey olmaz demişti. Mesela deprem o yüzden konuştum, ben hep köprüden geçiyorum. geçiyorum. Çünkü <laughs> e, köprüyü Türkler yapmadı diye biliyorum. <laughs> Bak şimdi. Haydi. Başladı. <laughs> ee, Köprü Berlin Yaşıt, 1973'lü. O yüzden ayrı bir aa, sempatim var aa, kendisine. Çok iyi. Ee, depremde nerede olmak istersin? Köprüde. <laughs> ben ofiste olmak isterim ya. Burası biraz güvenli görünüyor. En tabii azından ama... benim evime göre. Hmm. Daha yukarı katlar daha iyi tabii. Avantajlı. Polonezköy. Mangal yapmak isterim depremde. Ya bu çocuk dur Öyle. poz ver. Depremde poz İtalya'da ver. olmak isterim demedi biri çıkıp ya. <laughs> Onu söyledi. Ona yetmiyor şeyler. şeyleri. Kim, Biz, kim İtalya'daydı yetmiyor. ki? Depremde Hayır ki yani. Italyadaydı. Başka bir ülkede olmak daha iyi olur. Hayatım orada İtalya Hayır. üzerinde konuşuyor olabilir miyiz? Yani depremin olmadığı bir yerde olmaktan bahsediyor. Hayır ben... Hayır yanında, yo yo. Yo yo ben ailemi yanında olmak Şükredin. isterim. Teşekkür ederim. Çünkü şöyle kötü bir şey. Cidden ailemin yanında olmak isterim. Bu Büyük geçen sanki depremde benim ailem Adana'da ya ve yaşadılar onu ve uzunca bir süre onlara yani uzunca dedim bir 15-20 dakikalık asla ulaşamadığım bir süre oldu ve insan kafayı yiyebiliyor. O yüzden sevdiklerimin herkes bütün sevdiklerimin yanında olduğu bir an yaşamak isterim. Depremi, depremi. düşünüp konuşulduğunda bile inanılmaz paralize olan insanlar var. O yüzden geçelim. bu konuyu geçelim. Evet peki. Forbes milyarderler listesiye iniyordu. Mustafa yayınladı. Bey ya siz sordunuz depremde nerede olmak isterseniz. Bakalım anlayacak mıydılar. Paralize oluyor insanlar. <laughs> Çekelim biraz kendinizi. Sen çek. Bu arada benim sesim patlıyor mu? Ben, bana mı öyle geliyor? Hayır. Ben... Yok gayet iyi <laughs> Kulaklığın insizliyim. açıktır. Sesiniz, Bomba gibisin. Olgunluğu bu. Ama Şimdi sizin mi? sesleriniz normal geliyordu. Şimdi daha iyi oldu. O Forbes diye mi? <laughs> Buyurun. Gerçekten. Forbes, Forbes değil mi? Forbes. Forbes da yani ben Türkçe okumayı tercih ediyorum. Evet aslında kural odur. Bravo White. Ben bilmiyordum ben de bundan sonra öyle Poor best dedi. Yani bu mesela Mary'i Mary diye değil, Mar Mary diye okuman lazım. <laughs> bu nerenin kuralı? Nike? TDK. Yok. Ha. E, hakikaten aslında ilk kuralı öyle koymuşlar. Yani yazıldığı gibi Türkçe okuman lazım. Bir daha değiştirmeymiş. Yani değil mi? James değil, James. Ha. Ama tutmamış o. Ya da Hames değil, James de diyebilirdik hocam. O da olabilir. Çok da... Aslında mesela Fransızlar da öyle baha bak diyor herifler. Oğlum ben manyak mıyım 72 dilde nasıl okunduğunu bilip hayır, on hayır. bir de TDK'ya İşte gibi. o yüzden kendi dilinde Türkçe okuyor. Oku. Yani Fransız bah demiyor. Tamam bak da diyor. Şeyle e, Azeri diliyle İngilizcenin yaygınlığı aynı değil ya. Orada bir ortak konsensüs var İngilizceyle ilgili. Yani Manhattan demek yerine Manhattan dersin. Geçti. Manhattan demek daha doğru aslında. Anladım. Washington diyoruz mesela. var ortak der misiniz adamı. bana hocam Türkçe? Sıcıho, Çok... Sıcıhopana Ağur. <laughs> Hayır onu ama Chopin Ağur diye yazmayı da tercih. Ha o, bir de öyle var evet. Chopin Ağur diye yazıyorsun o zaman. Efe'den bekledim. Yani aslında değil, biz, bizim tuttuğumuz yol en kötüsü. Yani hmm. İngilizce yazıp ne idüğü belirsiz bir şekilde okumaya çalışıyoruz. <laughs> Sen bunu böyle yapmadığın halde niye millete salık veriyorsun? Evet doğrusu öyle. Çünkü Aferin e, yerleşmemiş, var. Yerleşmemiş toplum kabul etmiyor. Tamam, kabul Bu arada hiç. İngilizlerin yaptığı saçma bir şey. Bir şey yazıldığı gibi okunmalıdır. Niye bizim İngilizlerin kutamızda? yaptığı saçma bir şey buna İngilizce diyoruz. Evet çok İngilizce. <laughs> e yazıldığı gibi okunmuyor. İngilizce öyle bir, ha, bir ya. yaktı ya. Duruyor İngilizce böyle. <laughs> Hadi ben de burada galler bölgesiyim. <laughs> ya saçma bir şey yapalım. Ne dersin Mustafa? Aklıma ilk gelen yazıldığı gibi okunmayan şeyler türetelim. <laughs> evet çok saçma. Adamlar Sen işi onları yapalım. öyle okumuyorsun ya. <laughs> <laughs> hani onlar öyle okuyor ama öyle yazmıyor ya. Ya bu var ya çok güzel bir noktaya temas ediyor. Evet. Teşekkür ederim sana. Rica bu edelim. Türkiye'de Akıllı en olur. yanlış bilinen şeylerden biri. Yani Türkçe yazıldığı gibi okunur diye bir şey uydurmuş birisi. Yok öyle bir şey. Yani onlar da yazıldığı gibi okuyorlar. <laughs> Anlatabildim Mesela mi? Mesela hocam. E bazı kelim No I know diyorum. Konuşamadım. I know diyorum ya. mesela. bence Charles gibi daha basit bir şeyle gidelim. Hayır hayır I know diyorum ya. Başında Hı -hı. K duruyor onun. Var çünkü o. Var. Duruyor ama. Hayır okuyor söylemiyorlar. Onu. Ben duymuyorum. Ben daha No la now söyleyeyim. ayrı okunan şeyler ya. No I know. Of course no. You know. No. E no K K varo. Hayır I... K. I know. Ben bir örnek <laughs> verebilir miyim? Buyur lütfen. Bu mesela şey ya aslında sanıyorum e, orada duyduğumuz sesi e, okumaktan bahsediyoruz ya. Mesela Çok normalde zor. Mozart diye yazılıyor. Mozart. Ama Mozart diye telaffuz ediliyor. Hayır, Alman sana öyle diyorsun. Evet ama yani <laughs> mesela onların dilinde de öyle. Yani orada bir e, ekstra yani duyduğum sesin harfi yok o ile z arasında. Anlatabildim mi? Evet evet. Yok anlatamadın. Ama söyle. Ya Mozart diye yazılıyor ama Mozart diye okunuyor ya. Çünkü o ot diye okunuyor onlarda. <laughs> Öyle işte yanlış okuyorlar. T yok orada. Çıkarma. Ben bu şu an Hayatım insanların... o Türkçede o diye bir harf var. Tamam. Almanca'da ot diye bir harf var. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Mesela biri van örneğini vermiş. Van'ın yazılması ve okunması. Ama Türkçe'de de zaten okunduğu... Ya yani Van Dahl'ın var mı yani diye. O ne mi demek evet. <laughs> o nedir? <laughs> benim, Arkadaşlar bir, benim kimse bağış dağıtmıyor. Nasıl susturacağız? Bir arkadaşımın onu? teorisiydi bu. Hı. Hmm. Ee, İngilizce diye bir şey olamaz. Van diye bir şey yoktur. O ne diye yazılamaz. Bir birdir. <laughs> <laughs> van diye bir şey yoktur. O ne diye yazılamaz. Van diye okunamaz diyor. Çok haklı. <laughs> Hocam böyle bir teori olur mu ya? <laughs> ne oldu? <musun gülüyor> ne için teori ya? ya? Yaren de aynısını söylüyor. Aynısını <laughs> Kombo yapmış bir Ama Türkçe'de... Gerçekten de. şu an <laughs> kanım dondu yani. Türkçe'de yazıldığı gibi okunmuyor ki. <laughs> Tabii ki. Bir şey yazıyoruz yani mesela, ama bir şey diye okumamız gerekiyor. Mes mesela normalde. çok güzel bir örnek var. O farklı ama. Çar. O. Çar kelimesi var K -a -r ya. K-A-R mi? Sar. Çar. Mesela Şey, yani çar. Hangi dildeki? O aslında İngilizce'de yazıldığı zaman ticar getir onu. Çaykovski'den örnek getir. ver. Kernel getirdik. Çar. Bu arada güzel zaten Uyun zar diyor. Hocam çok güzel bir örnek beyler, var. Beyler beyler herkes üstüste değil. Buyurun. Evet. Buradaydık. Heyecanlandı. Efendim. Duygunun vermesini bekliyorum. Colonel. Kalın Colon, colonel. Aslında colonel değil ya o bu. Oha terimi. herkes Çalma. yaren aklı yazıyor. Hayatım ilk defa böyle bir an yaşıyorum. <gülüyor> Şu <gülüyor> telefonlarımızı yapıyorum. kapatalım lütfen. Bak her şuna, program bunu... Yaren ya şuna sana. bir bakar mısın? E, Subutay Noyan 150 lira ateşlemiş ve demiş ki... ...Latin alfabesi Cermen dillerindeki seslerin çoğunu içermediği için... Ha, adamlar diyoruz. harfler yerine harf demetleriyle yazıyorlar. Evet. Buk'taki iki o, u harfi ile aynı değil mesela demiş. Evet. Şunu tartışabilirsiniz. Ben I can't derim, sen I can't dersin. Bunu tartışabiliriz. <laughs> ama o kadar. Ama I can't I... diye I can't diyemeyiz. Size kalsa bravo white aferin dediği konu I can't diyeceksin herhalde siz. I can't. Şimdi telaffuz I, tartışılmaz. I, I, İngilizce Ağız konuş... ve şive tartışılır. Hayır oğlum kuralı yanlış anlamışsın. <laughs> İngilizce konuşurken İngilizce konuşuyorsun. Tamam tabii tabii. tabii, tabii. <laughs> Hayır ama bazı şeyler İngil yani Türkçesi olmayan İngilizce şeyler var. Ne mesela? Charles <laughs> Çok iyi Ne? <laughs> Şimdi Charles demen lazım Charles Charles de Fransız Charles'dır olurdu. bu arada Charles <gülüyor> Ha. <gülüyor> Hayır Charles Fransızca değil mi? Oğlum tamam geç Allah aşkına ya Beyni yandı Evet hadi başka haberi geçelim mi? Evet buyurun Hayır habere geçelim Bugün Bu bir haber, haber değil zaten... Haber Evet haberi gelelim En, en sevdiğimiz şey Forbes <laughs> evet. Milyarderler listesini açıkladı Mustafa Bey ee, ve iki yeni Türk listeye girmiş İsimlerini tahmin etmenizi isteyeceğim ama muhtemelen biliyorsunuzdur diye düşündüm Muhammed ve Ragıp Yok Siz? En zengin Türkler Evet ama listeye yeni giriş yapmışlar Diğerleri kadar zengin olmayan Mustafa Türkler. Seven <laughs> Al bayrak mı? Albayrak evet Yok yaklaştınız ama İçinde bayrak var en azından Aa, Bayraktar Evet Selçuk ve Haluk kardeşler Ah onu demeye çalışıyordum ya o ne kadar güzel bak çalışıp edinmişler ya harika bir şey. <laughs> e işte şey şey bu Ya iki kardeş çok güzel böyle çalışıyor Vay! Wow. Hiç şey yapmadan şey herhangi yani. bir destek görmeden Hocam solculuğu ben size mi yanlışlıkla? Yo hayır ben ciddi söylüyorum ne güzel. Hayır şey var iki kardeş. Çalışan kazanmış. Görmeden... Çalışmışlar, araştırmışlar, ama... soruşturmuşlar, oluşturmuşlar Mustafa'cığım. <laughs> beybim hintli Beybim dedi. Herkes duydum mu beybim dediğini. Telekom Benim devi de e, kendi hükümetinden destek alıyor falan filan. Burada şeyi tartışabiliriz. Bu gerçekten iyi üretilmiş dünyaya pazarlanabilen kabiliyetli ürünlerse dünyaya pazarlayıp paranı kazanırsın. Evet ben de öyle. Bir de silah sektörü de şey. İki kardeş. Ayran satmaya benzemez. İki kardeş. Çalış. Evet da. ama devlet çok destekliyor. Doğru. Desteklemesin mi? Ben, ben öyle bir şey demedim. Ee, yani. Buradan ama ondan sonra seçim meydanında oy toplamak bilmem ne bunlar ayıp tabii. Yani sen sanayicisin sanayici kal. Murat Bey zirveyi bırakmadı ona ne diyorsunuz? Murat Bey bırakmaz ya. Murat Bey. Adam ya. Sen pötübör yediğin sürece o zirve... <laughs> ben pötübör yemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne iş şahsen. Bak Murat Bey de sadece tırnak içinde yeşil sermaye diye algılanan bir adamdan... Bence kendini çok geliştirerek dünyanın sayılı... Murat Bey duyun bunları. Dünyanın sayılı şeylerinden bir tane oldu. Mustafa Bey bugün ateş, ateş modunda Kime? Murat Ülker'e icazet verdi. Hayır hayır. Yani bazı insanlar var abi tecrübelerini anlattığında oturuyorsun dinliyorsun. Evet herkesin olduğu gibi ciddi sıkıntılar olabilir ama kıymetli geliyor bana şu günkü hali. Bir Aa, çok Aa en sevdiğim konular bunlar ya. Bir izleyicimiz demiş ki geçen hafta seçim vardı haberiniz olsun. Biz ilgilenmiyoruz öyle şeylerle. Murat Aa, İlker. E Dünya'da 597. sırada mı? Oğlum, evet. Ferit Şahenk evet. de Filiz Şahenk'i topluyorsun. Bir Murat İlker etmiyor. Ulan bak yine ilk 500'e adam sokamadık ya. Bir şey söyleyeceğim, bir kim Dünyada mı? Dünyada mı? Padelli. Şey, Eleve Maş'ın sahibi. Fransız mi? belirteyim mi? Louis Vuitton'un Louis Vuitton'un falan ya. sahibi. Ya bu Bernard. Polat Polat olayları onlar Bernard. patlar. Bernard. Peki Servet'in ahmetini mi etsek? Bernard Arnault hocam. 19 yaşında birisi girmiş listeye abi. İlk defa. Bayit. 19 yaşında birisi girmiş listeye. 19 yaşında. İlk 5 galiba. Bir dakika uzat ee, şu listeyi bir geçelim. Şaban Cemil Kazancı. Kazancı Holding. Siz tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum. Şaban Bey'i tanımıyorum. İpek Kıraç. Bakalım kim Şaban... Şabal. Şaban Bey nasıl tanımazsınız ya? Ama bakarken ya? biz de mi bakmasak? Yol, yolda giderken kesinlikle Ferit Şahink'i görse kim tanımam diyordu. Yarın Yaren ya. miydi? Yaren. Hala tanımam biliyor musunuz ya? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> okay. intikam soğuk yenen bir yemektir. O listede 3-4 kişiyi tanımıyorum ama bir tanesi geçen sene de vardı. Bir an korktum o listede ben de vardım diyeceksin. <laughs> <laughs> Ee, Bak, bir dakika, şahsen mi tanıyorsun? Hayır canım, yani Hı. nasıl Ferit Şahinki tanımıyor, Ferit Şahinki tanıyor, tanıyorum. O şahsen tanıyanla tanımıyor. tanımayan bir olur, olur mu? şahsen tanımıyorum. Tanıyanla tanımayan bir olur mu? Olmaz tabii. Ee, listeyi görebilir miyiz? Tabii ki hemen. Geliyor. Kendi araştırmalarınız <laughs> bittiği için. Şey, i̇nternet <laughs> reklamı çıktı da onu ha. saklamaya çalışıyorum. <laughs> Çünkü hemen YouTube'umuz şey değil mi? Yok, YouTube'da değiliz. Neyse bazı dolar kelimeleri kesildi. Hakkınızı helal edin. <laughs> Şaban de. Cemil Kazancı Aksa Enerjinin sahibiymiş. Hmm. O bunu bilmemek ayıp. İpek Kıraç'ı biliyoruz. Semaat Sevim Arslan. Onu da biliyoruz. Koç ailesinden. Koç ailesi mi? Yani. İbrahim Erdemoğlu bilmiyorum. Ee, bilmiyorum ama geçen sefer de listedeydi onu hatırlıyorum. Erman Ulucak. Bunu ismi çok bilmiyorum. yakın ama bilmemeye utandım şimdi. Rami Koç çıkaracağım bir yerden. <gülüyor> <gülüyor> Ali, Koç. Sabancılardan kimse yoktu galiba. Ali yani. Erdemoğlu evet. kim? Erdemoğlu o Bilmiyorum. Kesin Ilıcak Rönesans Holding. Ha tamam. Ve o sonda da zavallı Yaren'in tanımadığı yani zavallı virgül Yaren'in tanımadığı Ferit Şahin. Teşekkür e, ederim. Virgül. Zavallı ben o, orada olmadım. Mıydın? Bu hocanın vurgusuyla. Ferit Bey zavallı çok üzülmüş. Zavallı Yaren'in virgül tanımadığı demek istiyorsun. Hayır. Hayır. Zavallı. Hayır, Yaren zavallı. Değil, Ferit de evet. evet, zavallı. Evet çok sağ olun. Çünkü neden Yaren onu tanımıyor. Dün beni aradı Ferit Bey. Konuştuk bir yarım saat. Bu nasıl olabilir? Kendisini ben size... sakinleştirmeye çalıştım. <laughs> Ben size daha acı bir şey söyleyeyim mi? Bu Forbes'in, Forbes diye okuyacağım. Forbes'in bütün listesini getirsinler. Hiçbirini tanımam Rahmi ben. Rahmi Koç da mı? Veya i̇şte hiçbirini tanımam. Rahmi, Rahmi Koç'u Koç da mı tanımıyorsun ya? Evet. Yani gö görürsen bir yerden gözüm ısınıyor falan. Ben yani Rahmi Koç'un Koç ismi kendisinden daha çok görülen bir adam. Yani yüzden... ismini görüp tanımadıysan suratını görüp hiç tanımazsın. <laughs> Hayır işte ben bunların hepsinin suratını söylüyorum. Sen i̇smini yalnız, yalnız niye duyarım? Rahmi Bey'den... Surat Surat diye bahsediyorsun. Surat Suret. 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 peki Zani koçu görsem şey zannederim bu İzmir'de 92 yaşındaki bir kahvaltıcı eşref amca var ya. <laughs> Tabii yok zannetmezsin abi. <laughs> Çok benziyorlar. Ay benziyorlar. Benziyorlar ama. <laughs> Abi Rahmi Bey'le Yaren'i tanıştırsak Kamil Koç diye hatırlama ihtimali var Yaren adamı. Daha abi Rahmi Bey'in harika bir röportajını seyrettim. Hı. Şey diyorlar işte Rahmi Bey giyimde neyi seçiyorsunuz falan diyorlar. Yani sevdiğiniz marka var mı falan. Abi şöyle bir şey dedi ya. Hayatımda bundan daha iyi bir laf duymadım. Hiç hazır kıyafet almamış. Ben üzerinde etiket olan, etiket olan hiçbir şey giymiyorum dedi. Ya vay anasını ya. Abi muhteşem. Okey yani. boomer. Nasıl H&M'den almıyor mu? <laughs> <laughs> Anladın değil mi yani? Pazardan ben, de, girdi. Hayır hayır anladım. Bir de mesela şeyi merak ediyorum. Hayatın hiç bime girmemiş midir? Bu beyefendi. Hayatım kendi yani marketi var. Yani bir toptan satın alacaksa belki girmiş. Abi. Yani evet bimin tamamını satın alacaksa o da markete girmesine gerek yok. Ama böyle sanki bime BİM. girmek Türk vatandaşlarının kaçınılmaz bir sonu gibi ya. <laughs> Hayatım adamların. <laughs> Hayır ben marketi de bime girme... var diyorum vardı. Hiç bime girmedin yani. Dost süt almadınız mı? <laughs> Mecburiyetten belki bir iki kere girmişimdir ama. <laughs> bir dakika hiç dost süt içilmedi mi? Yok abi. Hocam nasıl ya? Ben de içişmedim. Bime? süt mü Hocam Bime gerçekten gitmiyor musunuz mesela? Programı seyredenler yani bir ya yani nasıl dayanıyorlar? Yani özellikle Bime gitmeme söylüyorum. gibi bir amacım yok hayatta. Yani Bime girmeyeyim diye. Karşınıza mı çıkmıyor? Bebekte bim yok. Hocam, Bebekte Bime olsa, olsa biz de gideceğiz. Bana bunlarla gelin. <laughs> İçilerde Levent'te yok. Ne yapayım? Ee, evet. <laughs> Sen giriyorsundur Bime. Nereye? Ben yakında hangi market varsa oraya girerim. Aldığım şeyler belli zaten. Nutella, kola, bilmem her yerde var. Bebekte hayır market var, oraya gidiyorum. <laughs> hayır market. Evet. Şey diyorduk. Listede <laughs> ha, ne diyorduk? Listenin en genci 19 yaşında bir Brezilyalıymış. Ha Biz evet. de hala kurgu yapın. Evet. <laughs> Dededen zengin tabii. Dedesi bir evet. O dedeye sahip olmayı becermek de bir kabiliyet. <gülüyor> Peki. Çok <laughs> doğru. O hmm. zaman bu, bu 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 sözün üstüne Korku artık bu haber biter şey ya. Hayatımda şey daha saçma çok az şey duydum. Bu arada bu bu ha, bir şey dakika de... bir dakika bir dakika burada hoş bir konu var. E, sen yalnız olur. çok öne gelince karanlık kalıyorsunuz Mustafa Bey. Çok öne gelmeyin. E, olur. Buna göre dur ona göre dur ben böyle durayım program ona göre. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Oldu. Niye bir ailede doğmuş olmak suç olsun? İki <laughs> parti Dedik mi ya bir tane? Yok. Ben şey dedim, Bunu o ailede bıraksın. doğmuş olmak başarı gibi atfetti ya Mustafa Bey. E başarı. Ben de şey dedim, hayatımda çok yani daha saçma çok az şey dedim. Başarı şans. Ya şans ama başarı başka bir şey. Ne yapsın adam? Hocam adam bir şey yapsın diye söylemiyorum. Siz şu an benim eski solcu damarımı kaşımaya çalışıyorsunuz. Eski mi? solcu. Yemem. Evet, bir uzun, seçim uzun. kaybetmekle böyle olmamız Uzun solculuk kariyeri sona erdi. Yemem. <laughs> Yok şöyle, seçim kaybetmekle alakalı değil de... <laughs> Hayatta birçok şey olan inancımı da beraber tabii, tabii. ideolojime olan inancımı da kaybettim o yüzden. Artık geri dönebiliriz. Sizi çok seviyorum. Şöyle ben iğnenin ucundaki solucanım. Sen beni ham yaparken o böyle arkadan çeker. İkili biz. Peki Sizinlikle. mesela ben Cumhurbaşkanının damadı olsam şimdi. Hmm. Olamaz mı böyle bir şey? Yani çocuğu var, i̇şte kızı var. yani Teşekkür büyük olarak. Hayır. Ben evlenmişim yani. Ben hem Flu TV işletiyorum hem de Cumhurbaşkanı'nın damadıyım. Oğlum Cumhurbaşkanı'nın kızı varsa Cumhurbaşkanı'nın tamam. davada olabilir. Su, suç suç mu bu yani? Suç mu? Değil. Ha, onu Değil de ben bu listeyle alakalı şey biliyorum. <laughs> 30 yaşın altındaki herkesin e, girme nedeni mirasmış. Yani hiçbiri kendi parası değil. Yok hepsi değil. Kripto. O mirasını tutmak da bir başarı var. De. Vay Bora, gerilerden durun Bora konuştu. O Ama, Ama miras da konuşsun. başarı çünkü yani onu 19 yaşında o miras alıp hepsini yiyebilirsin bir sene. Abi içinde. yeme hızın yetmiyorsa. Abi şöyle yani sana 3 gün önce miras kaldı 3 gün sonra liste açıklandı ne yapacaksın? Abi Abi bu, bu, büyük bir şans. Fakirlik ve vizyonsuzluk o kadar biz boyu ki o paranın biteceğini zannediyor. Abicim 45 milyar dolar. Hocam bitir Milyar Bitar. dolar abi. <laughs> Çevir istersen rakamı. <laughs> bir yani gecede günde de bitir. 1 milyon dolar yesen gene bitmiyor. Ya bari. bir de bu para zaten nakit değil. İnsanlar onu anlamıyor. Yani bankada e, tabii, durmuyor tabii. 45 milyar dolar. Bu adi de önünde bilgisayar ve okuyor okuyor sonra insanların anlamadığı bir şeyden bahsetmek istiyor. Hayır ama. <gülüyor> ama. <gülüyor> bu para nakit değil ki zaten. <laughs> çoğunluğu hisse bunların zaten. Bu arada az önceki damat olayıyla alakalı. Mesela damat olmak başarıdır ama oğul olmak başarı değildir hocam. Dekin mi insan damat da evet damat da belli bir beceri gerekiyor <laughs> çok nadir habersizler programı vardır ki ben de artık kaçırmışımdır şey <laughs> <laughs> ipin şunu... ama çok iyi söyledi evet. evet babanı seçemezsin ama kayınpederini seçebilirsin Aynen öyle. ben nerede yanlış yaptım plütybi de olabilir mi hocam ben mal varlığını şey üzerinden ölçüyorum mesela oh. <laughs> <laughs> bir para var diyelim bir miktar. Hmm. Kaç ev alınabilir bununla? Hep ev üzerinden hocam. Şimdi bunun biraz galiba şey fakir olduğum Kızım, için. Kızım ev var ev var. Hmm. Nasıl bir evden? İşte var? evcik e, var. Evin böyle. hani en üstü ya en 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 ev. Kaç tane en 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 ev alınabilir bu parayla ne? diye bakıyorum? Olur mı yani? Çok yani. şeyse. Karagüd. Hemen bakar mısın Türkiye'nin en, 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 Türkiye en pahalı mülküne bakın. Ben biliyorum neresi olduğunu. 130 ha, milyon do dolara şey, şeyden orası ev değil ama Yalıda saray vardı. ev değil Sen ama. yalnız üst üste diyorsun. sen üst üste konuş. Evet bu şu anda çok kaşıdı beni çünkü özür dilerim. Çünkü doğru. o emlakçıda o da vardı. <laughs> Şunu soralım Türkiye'nin en pahalı konutu hangi şehirdedir sizce tahmin olay. İstanbul abi İstanbul İstanbul. %100, %100. Yok İstanbul. Mustafa Bey Ankara diyecek gibi duruyor da. Hayır hayır saray en pahalı ev dedi de sarayı evden saymadığımı söyledim. Yoksa saray <laughs> en pahalısıdır. Evet Bora şey Buğra mahvoldu şu an. Paylaşalım mı <laughs> hocam yoksa görsel de verebiliriz siteden. Evi mi? Yoksa sözel bir şekilde. Yok verin görüntüyü. Verelim o zaman ama. Ha evet. bu meşhur. Çok güzeldir ama burası. Ama bu işte buna ev... köşk. Buna ev demek ayıp Abi, olmaz mı? Her geçtiğimde iç çekerek geçiyorum ama Nerede nasıl, bu? Nasıl Kaç para Yeniköyde bu? Yeni köyde 392 milyon TL oldu. Aşağıda yazıyor. 388 yazıyor. Yalan söyleme. O, o son pazarlıklı hocam, evet, 388 oldu. O kadar da pahalı değil. Oğlum bu, bu site ne zaman yazılmış? Hiç bu, pahalı es, eskidir değil. Eskidir o. Yani dolar bazında bulmak lazım evet. Abi ben küsür milyon milyon doları 100 küsür milyon dolar 100 milyon dolar ediyorsun. Öyle bir şey vardı. Hocam 2015 yılında Katarlı bir iş adamına satılmış 392 milyon TL'ye. Tamam, onu Şu an 500 milyon TL olduğu varsayılıyormuş. Daha fazladır. Buna işte Daha çok, fazladır bence çok de. Çok takılıyorum. Zamanında adam çok para verdi diye onun üzerine hesaplıyorlar. Zamanında Arnavut iş adamına satsalardı <laughs> 150'ye satarlardı. Şimdi de fiyatı 300 olurdu. Vallahi bir şey oluyor. Kira mantığı da öyle ya. Birisi manyak kafasından benim evim 50 bin lira kirası eder diyor. Yanındaki diyor ki lan bu 50 ederse benimki 60 eder. Öyle aynen, öyle alıyor başını gidiyor. <laughs> ya, aklıma <laughs> harika bir oyun geldi. Eee Kumru vazgeçti ya solculuktan. Biz solcu olalım. Ben şimdi öğrendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben de. solcuyum şu andan itibaren. Hocam çok eğlenceli bir program olacak. Hı. Kuveytli iş adamı. Ne Katarlı iş adamı. Evet. Bu adamlar sömürüyor halkı efendim. <gülüyor> <gülüyor> Sömürmüyor mu? Evet. Başka kim? Sömürmesin, sömürtmesin hocam halkı kendini. Sömürtmesin efendim. <laughs> Onlar da salak olmasaydı. <laughs> Ömürtmek diye bir yalnız, kelime var mıdır hocam? Solculuğu bıraktığı anda halka sanak demesi Kumru'nun. <laughs> öyle, öyle. Sert ya, bir dönüş. Öyle yalnız şey demedi. dün Yaşar'ın bir şeyini seyrettim Instagram'da. Bayağı popülist bir söylem içindeydi. Gel Stok, bana gülüyoruz. yine bana emeklinin, yine bana. gel. Emeklinin doğru. geçinemediği zamanlar falan. <gülüyor> <gülüyor> o ben, geçen yıldan ben, kalmadır hocam. Ben ya. hastayım <laughs> o muhabbete ya. Yaşar ki. <laughs> İşte bunun arkadaş var ya bu Dünya Konseyi. Ha, hani... Ben de o şarkı Cuma, yaşardan... Bu akşam burada yayın yapacaklar. Ha. Dünya Konseyi. <laughs> Orada. <Şu> Emeklinin <gülüyor> yetimin. <gülüyor> Abi çok. Öyle şeyler söyleseniz Vallahi valla. Söylesene o cümlelerden. Nasıl, şey. evet, yetimin. <laughs> o nasıl? Yetimin... yetimin hakkını çalan. Bence yok <laughs> o cümleler ya. Ha. Maalesef. Bu solcu ya onun kulağına öyle gelmiş. <laughs> evet evet ben... <laughs> Sağlıkta yok onlar. Ama ev demişken ben güzel bir evlilik haberiyle devam edelim istiyorum. Son olarak şu Forbes listesiyle ilgili şey diyeyim abi. Ee, üretim yapanlar yani üreticiler büyük üreticiler normalde çok uzun yıllardır bu listedeydi. Artık bütün bu dijitalleşme işte bitcoinler şunlar bunlar Facebooklar iş tamamen anladığım kadarıyla şeye dönüyor. Finans sektörüne mi? Dijital sektöre dönüyor. Yani dijital sektörün devleri artık e, Türkiye'de sonradan geliyor ya. Yani Dünyada böyle ama Türkiye'de dijitale yatırım yapıp dijitalde büyüyenler. Kim bilir belki 7 sene sonra İlker Canikligil <laughs> Forbes ilk 910'da kendine yer bulabilir. Peki bunda dur, yapay zekanın etkisi olduğunu düşünüyor musun? Dur dur tüyü bitmemiş yetim. <laughs> Çok iyidir bu da. tüyü bitmemiş yetimin. Hakikaten. Hakkını yedin Mustafa. Dijital, ne AI dedin? <gülüyor> 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 Bunda AI'ın payı olduğunu düşünüyor musunuz dedim Mustafa Bey. Bize daha bana daha AI dijital... gelmedi. Geldiğinde fikrimi söyleyeceğim ama ben şu anda hani şey benim ilgimi çekmiyor. İşte arkasında buğulu dağlar olan retrospektif bir cowboy çiz promptunu yazıp onun bana resim olarak geliyor olması. Burnunu karıştıracaksınız iyiymiş. sandım. Ben de ileri. öyle zannettim. E, peki eski siyasetçileri Aa, hatta... Bakayım, bir dakika açıyı tutturalım. Yan dön. Yok burnun görülmesin. Dön. Harika <laughs> 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 Eğlendi <bir> ya. <laughs> ya bu arada konuyla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Tam Hı. yeri geldi. Ee, Hangi o kim bilir? Kodi o işbirliği yapıyoruz ya. Evet. Dün bir takım yorumlar gördüm işte. Ya, Ay efendim siz paranın peşinde misiniz? Podi nereden çıktı ne güzel seyrediyorduk falan filan. Ee, arkadaşlar para kazanamıyoruz. <laughs> bu acı haberi size duyurmak istiyorum. Ee, Podi ile <laughs> ne alakası var? Podi'den yani, yani şey diyorlar. Yani şey diyorlar. Ne güzel burada bedava izliyorduk. Bu, de bedava. Bu Podi de bedava ama. Evet. Yani şeye üşeniyor babalar. Evet. İndirip. Onu niye ben oradan indiriyorum ya? Kaldı Pişir ki Podi'de <laughs> bildiğim kadarıyla şey var. Burada yayınlanmış bazı programların şeyi. Bir de oraya özel bir içerik yapıyorsunuz. İki Atlar. tane, iki tane evet. oraya özel içerik yapmayın. Bir de diyor Dün felsefeyi koyduk. Hmm. Altı yorumlarda vardı. Vay efendim bu ne biçim rezalet? Para mı kazanmaya çalışıyorsunuz? Yok para kazanmıyoruz. <laughs> Hayır estağfurullah kesinlikle para kazanmaya çalışmıyoruz. Ben daha çok tüyü bitmemiş yetimin. <laughs> Öyle herifler mi var abi böyle? <laughs> tüyü bitmemiş yetim getir bana. <laughs> <laughs> ee oğlum bu tabir tüyü bitmemiş ne demek? yani mesela Mustafa Bey'in yani hala daha... tüyü var Yok, bir... Daha sakin, bitmemiş, daha sakin sakin çıkmadan yani herif bekliyor böyle <laughs> tamam mı? E eşekler bu şey zamanındaydı. Kime diyorsun? Tamam. Bebekler öldürdüğü zamanlarda vesaire. Hayır. Hani, e, şey rıskını tüyü yetmemiş tamam pekimin, işte bir o, o zaman kullanılıyordu. Bir de bu Ekonomi zamanında Özal'dan ben hemen sonra. Ben bahsediyorum. Tamam peki. Bu ara kardeşimiz 1100 lira ateşledi. Teşekkür ah, ederiz. Ah işte bu ya. Tam i̇şte bu. Tam bu ma Bu ara. Bence Buğra'nın şey ismi o. Katar sermayesi. <laughs> Kod, kodadı. adı. Kod adı. Yok, Katar sermayesi bence bu evet, ara. olabilir. Sağolsun. Şey, Oğuzhan Aydın demiş ki. Ama hocam kim o... sussun? Pardon. Oğuzhan Aydın demiş ki hocam onu bunu boş verin. Akcan hocanın yeni video ne zaman gelecek? Biliyor musun Oğuzhan? Bugün. Bugün. Wow. Erçin Hoca'nın biz videolarını kadar. çekiyor muyuz hala ya? <laughs> evet. Evet. Tabii. Bugün saat dörtte çok güzel bir bölümle yayındayız. Adı ne? Söylemeyelim. Söylemeyelim. Peki, Peki, biz sürpriz. Oldu. Peki. İlker Hoca'nın linçleneceği bir haber yok mu ya? Pody. Yok Aa. ya. Pody. <laughs> Bıraktık onları. Çok ciddi geliyormuş. Evlilik <laughs> haberinde olabilir aslında Evlilik ya. haberinde bilmiyorum ya, ya. Olabilir. İnşallah olmaz. Oradan her şey olacak. Evlilik arıyorum. haberi o benim uzmanım. Evlilikten sen o kadar şey etmiyorsun. Evlilik. Ben haberlere bakmadım abi. Bana ben de söyleyeyim. bakmadım sen ama. Sen bakmışsın. Ya listeyi gönderdi bana. Ben sadece ilk üçünü okudum. Çok ağır şeylerdi. Ben bunlarla ilgili katkıda bulunamam dedim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını <laughs> yiyorsun burada. <laughs> Li abimiz 500 lira atıp ben de çok üşendim podi indirmeye Yaren ikna etti demiş. Teşekkürler Yaren. Teşekkürler Li. Li gerçekten her, her canlı yayında burada Lee. olmalı bence. Seni çok seviyoruz. Podi neden önemli onu da anlatayım mı? Bence anlatma ama sen biliyorsun. Yok reklam olarak değil ama şey. E, podcast'te para kazanma modeli yok. Spotify kazanıyor. YouTube'da da YouTube kazanıyor. Ve uzun bir süredir şeyden bahsediyorum ya YouTube çok push etmeye başladı bazı şeyler. Yani push YouTube mu pushluk mu? Push ediyor. Evet, peki. Cık, push. Push. Evet. Cık, ediyor. Ee, dolayısıyla mesela böyle bir kanalın ayakta kalması zorlaşmaya başladı. Başka para kazan e, kalmasın olabilir. o zaman. Evet, o da bir mümkün tabii. Ben de bir evlilik yapabilirsem. Uygun değil. Hayda. ne? <gülüyor> ne dediniz? Evliliğin ne olduğunu <laughs> neyse. Dur da sana evliliğini Dur anlatsın. Evet, Evlilik haberiniz ne? Evi Hansel evlenmiş. Hayırdır Allah Hansel. mesut Evi ve Britanni kardeşler 34 yaşındalar. Nasıl kardeşler mi evlenmiş? Yok yapışık ikiz bunlar. Evet. onlar bir başkasıyla evlenmiş. Anladım. Oh. Görsele bakar mısın? Oh. E, bunun daha önce örnekleri oldu ya. Evet. Pardon ben haberi kaçırdım. Acayip bir yorum vardı. Evet. Şimdi e, görseldeki hanımefendi kardeşlerden ha, bunu ya. biri e, beyefendiyle evlenmiş. İki sene önce evlenmişler ama yeni paylaşmışlar bunu. E, haberimiz bu. Evet. Bu konuda şaka yapmamak Yapışık lazım. Yapışık ikizlerle evlenir misiniz diye soruyoruz herhalde. Hayır aynı anda ikisiyle mi <laughs> evlenmek gerekiyor yoksa biriyle evlenmek... Şimdi haberi biliyorsun diye soruyorum ben o kadar bilmiyorum. Şimdi bu bok... Üç şeyle alakalı. Sırasıyla burası, burası, burası. Şimdi bu yapışık ikizlerde hangisinden iki tane hangisinden bir tane var? Şimdi iki beyinleri var değil mi? Evet. Evet. Kalpleri tek mi iki mi? Tek kalp. Okay, Ay, öte... İki kalpleri var. Öyle mi? Kalp. İki, tek kalpleri var. i̇ki kalplerin olmasında şöyle bir sıkıntı var abi. Şimdi diyelim ki bize yakın hanımefendi adama aşık oldu. Ötekisi olmadı. E şimdi bize uzak hanımefendi hoşlanmadığı bir adamla yatıyordur buna düşüyor. Dikkat ettiysen ben bu konuda hiç gülmüyorum. Ben, ben de gülmüyorum. Şey Bunun mantığını anlamaya çalışıyorum. Şimdi daha zorlaştırırsak mesela beyefendi de aynı şey olabilirdi. Yaren gülüyor ve genelde hafif bir şey konuştuğumuz düşünülüyor. Adam da o durumda olabilirdi. Ve o zaman o ben tekrar fotoğrafı gülüyorum. alabilir miyim? Bize yakın hanımefendiyle... Bize uzak beyefendi ve bize uzak hanımefendiyle bize yakın hanımefendi <laughs> sana, birbirlerinden sana. hoşlandığında çok saçma bir e, ulaşım Sana gülüyorum adım. yanlış anlamam. Bize yakın hanımefendi uzak beyefendi. Şöyle beyefendinin de aynı olduğunu düşün. Yani siyam ikizi olduğunu düşün. <laughs> ve bunların iki kardeşin tırnak içinde iki kardeşten hoşlandığını düşünelim. Ama birbirine yakın kardeşler değil çapraz kardeşler olması durumunda hayat çok zor olurdu. Bu çok ilginç bir <laughs> Bozukluk bak. ya şey yani hmm, mucizevi evet. bir yani çok çok unik bir şey bu. Ee, yani onu anlamak mümkün değil yani mucize bu insanların hayatta kalabilmesi. Doğru. Sağdaki mesela bir öpüşme sahnesi <laughs> var. Adam ikisinin ortasını öpüyor gibi. Yani deneyimi düşünsene aslında çok ilginç bir varlık biçimi. Abi evet şey enteresan. Mesela ben on, biz onların yerinde olsaydık yapalım. İkimiz mi? Evet. Şöyle. Evet. Ee, Mustafa. Mustafa çekil git. <laughs> Çekilemiyor. İşte bu son hareketi yapmayacak <laughs> Evet ben yani de bu bu onu söyleyeyim. Çok şey. E <laughs> mide mekşidi. Ee, bence şöyle bir şey yapmışlardır. Oturup bunu müzakere etmişlerdir. Kim? Hanfendiler. Yakın olan mı, uzak olan mı? İkisi Hiç beraber ne? işte. Tamam. Dinlemiyorsun beni. Hangi adam? Demişlerdir ki biz İkimizin de hoşuna gidecek bir adamla evlenelim. Dolayısıyla kimse mağdur olmasın diye düşünmüşlerdir bence. Ama fiziken çok zorluklar var. Mesela öpüşürken, sevişirken. Bu arada kaç göğüsten bahsediyoruz? <laughs> Arkadaşlar Yaren. çok tehlikeli sorular kadar bir de yani. Ziyemez. Türkiye'de var mı aslında Bunu konuşacak Türkiye'de siyam ikizi var mı? Biz senin mi? neye güldüğünü bilmiyoruz var ya galiba. şey gibi oluyor. Sanmıyorum ya. Dünyada kaç siyam ikizi varmış bakabilir misin? Hayatım ciddi bir haber. O yüzden şimdi dalga geçtiğimiz düşünmesinler nerede Yoksa tabii ki aslında dalga geçmiyorum ama hani ne evlilik yani... üzerine. Yani insanlar evlenmeli mi gibi konuyu daha e, evrensel bir yere çekmek ister. Yok ama o zaman bu konu üzerine insanlar siyamikiz ile evlenmeli mi konuşabiliriz. Yoksa... Dünya'da kaç ikiz olduğunu? 22 Mayıs 2023 tarihli bir habere göre 57 tane varmış ha. hocam. Dolayısıyla dünyada çok dünyada mı çok özel Türkiye'de bir mi? durum? Dünyada. Dünyada ofend olacak 50 kaç 50? 57. Hayır <laughs> ama zaten ofend olacaklardan çok o, o 57 kişi Flu TV seyretmiyor. <laughs> Rahat, salla abi, abi devam et. et. Ofend olmak onunla alakalı değil. İnsanlar kendisi için değil, başkası Bak, adına evet. ofend oluyorlar evet. ya. Ben tamam. oluyorum mesela, mesela şu anında. anda. Çünkü, ben, ben oluyorum. Çünkü aslında siyah Hayır değilim, olmam da gerekmiyor. Yani güzellik algısı, çirkinlik algısı oluşturulan bir şey ya. Ama sonuçta. güzellikten bahsetmedin. Hayır, şu anda hiç güzellikten Hayır. Yani, özünde oraya gidiyor ya, farklı bir şey görmüş oluyoruz şu anda. yani evet. Biz normal normaller olarak, tırnak içerisinde, hmm. neremiz normalse. Gördü, gördüğümüz şey bizi rahatsız ediyor ya bir şekilde yo, maalesef. Yok, yo, Etmiyor hiç. mu? Bu çok okay, normal tamam, abi. Çok o zaman. Hmm. Ben de onu diyorum, normal bir şey aslında. İki tarafta mutluysa tamamdır yani zaten bitmiştir olay. Abi konuşu aslında bence bu tip durumlarda... Birisi, yalnız birisi doğru bir yorum yapmış 57 çarpı 2 144 kişi var demiş. Yalnız 57... 57 değilmiş değil, zaten ben el... tekrar baktım. 200 binde bir görülüyormuş. Tam bir sayı vermiyor kimse. 57 sayısı haberi az okuduğum Hı. için. 57. kez bir siyam ikizi Hı. ameliyatı gerçekleştirilmiş. Ayrılmış. Anladım. Tamamen yani... yanlış bir bilgi vermiş. Abi yani 200, ya. 200, 200 binde 1 çok 200 siyam bir olmayan. Ve ayrıldıktan sonra genelde çok çabuk bir şekilde hayatlarını kaybediyorlar. E, ama onun çeşitleri var. Bu ileri bir vaka. Kafa, yani, kafaları tamamen... Yani, tabii canım ileri insanlar, vaka. Kim yani. evlenmeyi düşünüyor? Evet. Bu Türkiye'de bağlı. de varmış. Zor bir durum. Öyle mi? İşte e, az önce Buran baktı haber muhtemelen aynı haberdir diye tahmin ediyorum. Independent'tan okuyorum. Evet. E, Türkiye'de Doğan bir Suriye Suriyeli çocuklar aslında. E, Arabistan'da ameliyata gidiyorlar. Ayrılmaları için. Şu an şeye bakıyorum sonuç ne olmuş diye. Ee, bir de White üniversite sınavına giren bir ikizler vardı sanki. Ha, evet, Güneydoğu evet. bölgesinde. O, o Aynen, onu girer abi ya. O artık çiğite girer. Sanki öyle <laughs> bir haber hatırlıyorum. Tabii yani matematiği sen çalış, Türkçeyi ben hallederim diye matematik sınava mı girilir? Evet buyurun. Bu konu çok hoşuma gitti. Mustafa Bey'in son söylediği çiğite girer meselesi. Hmm. Niye öyle olsun ki? Yani ikisi... Onlar tek aslında. Çünkü öbür türlü şey olacak ya. İlk ben Boğaziçi... boğaz için dönüyorum. Kaç tane cinsel organ var? Kaç kalp var? Onun kaç beyin var? bir önemi yok abi. Var. Onun bir önemi ya yok. Hayır tamam diyelim ki iki beyin olduğu için iki kapasiteyle çalışıyorlar ama cheat edecek ya yani şu mu olmalıydı o zaman? Biri diyelim ki boğaz Boğaziçi kazandı, öbürü de Hacettepe kazandı. Nasıl gidecekler gibi? Yo, o anlamda söylemedim. Yani neticede en yüksek puanı e, aldıkları yere beraber gidecekler. Ama yine aynı konu. Birisinin aşık olduğuna diğeri aşık olmadıysa evlenmek gibi birisini istemediği okula diğeri gitmek zorunda kalacak da Birbirlerinin iç sesini duyamıyorlar değil mi? Yok ya anlamıyorsun bence ya da anlamazlıktan geliyorsun. Nazım'ın dediğini. Nedir? Yani hepimiz öyle olsaydık. Hı. Yani hepimiz derken 200 binde bir değil de mesela %80, ay, ay olsaydı. %98 olsaydı. Evet. Yine o başka bir egzistans şekli. şekli. Tam olarak bir varoluş olarak bunu söylüyor. Yani ben, o tek halini o egzistansı anlamaya şey. çalışıyoruz ya. Ama hayır şey diyor ya çiğit diyor. Çiğit falan değil onlar tek. Anladım. Anladın. Ben anladım da anlamadınız. Onu kabul ediyorum başka Hı. bir şeyden bahsediyorum. Yani sen ama tekli para, paradigmaya göre orayla Eğil, eğleniyorsun ben ya. şunu demiyorum abi. Sinemaya girerlerken iki kişilik bilet parası verirler demiyorum. Onu da diyebilirdin yani. Peki. O da. üç boyutlu bir sinema gideceklerse iki gözlük kullanacaklar. Evet. Mesela. Gözlüğe ekstra para vermeleri lazım. Yağız kardeşimiz da. 50 tane üyelik gönderdi. Sağ olsun Üyeli. Yağız. Evet geçiyoruz. Peki. E, o zaman yeni haberimiz biraz bu sefer de Nazım Hoca'nın hoşuna gidecek bir yerden gidelim. Lütfen çünkü Araba. çok üzüldük kendisi. Xiaomi SU7 Evet ya geçen diye hafta bir gördüm. Araba çıkardı. Nasıl bu çok eski haber ya? Yok yok. Ya, yeni bu haberi şeyle bağlayacağım. Aylar önce duyuruldu. Oğlum ya. çocuk soruyu soramadı. Evet. <laughs> Apple ise biliyorsunuz e, elektrikli araç şeyini operasyonunu kapattı ve Aç, 600 açmış alt... mıydı ki? Ya işte öyle bir niyetleri vardı. 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 Ee, 600 kişiyi işten çıkaracaklarmış. Yani iki ay sonra çıkacaklar işten. Ee, ve geri kalan kısmı da işte yapay zeka ve benzeri operasyonlara dahil etmişler. Çok para harcadıklarını söylüyorlar abi. Yani kaynaklar Apple'ın bu işe uzun süredir çok para yatırdığını ve şimdi her şeyi kapattı. Abi Apple'ın sağ solu belli olmuyor ya. Böyle bir hamle yapıp 3 sene sonra bam diye birden biz çıkardık işte hazır diye gelebilirler. Ben öyle düşünüyorum en azından. Apple geri kalmaz ya bu konuda. Ben Apple olsam bu know-how'ı araba üretmek için değil atıyorum uçan araba üretmeye harcı olur Hı -hı. ...olacaklarını zannediyorum. Hı -hı. Yani hep bir onların... Robot ne? yapacağız demişler hocam. Ya, yani daha evet. doğrusu robot yapacaklarını söylemiş bazı kaynaklar. Uçan araba konusunda çok geç kalınmadı mı? Ya aslında onun ismi demek isteyen ikizleri konusunda gibi. Onun ismi uçan araba değil aslında. O başka bir organizma. Yani o bir... Hı -hı. Yürüyen, uçak yürüyen uçak. Gibi, evet. Ya hayır. da uçak. A hayır, Şu, şundan sordum anlıyorum ama hani böyle... Robot robotak. Başında... 2000'lerin başında falan. 2000'lerin ortası. <laughs> 2000'lerin başında falan e, hep gelecek uçan arabalı olarak hayal ediliyor. Uçan araba demeyeyim ne ismi bilmiyorum. Roboçak. Bu arada habersizler kendini açtı. 3600 kişiyle normal sınırının üstüne çıktı. Lütfen telefonlarınızı kapatın. <laughs> Lütfen. Yavaşça telefonu yere bırakın ve hayatınıza devam edin. Evet. E, şeyden soruyorum cidden neden öyle bir teknolojiye geçilmede öngörüldüğü gibi. Şimdi nasıl gel bu? Türkiye'de Kıçak böyle nasıl? bir teknoloji olduğunu hayal edin. Yok daha basit bir şey söyleyebilir miyim Hı. önce? Yer çekimi var şimdi. <laughs> Bence zaten imkansız. Hocam o zaman uçaklar nasıl <laughs> İmkansız mı? Abi, bir dakika arkadaşlar. Evet, Aranızda var. konuşmayın lütfen. Ne konuşuyorsanız bizi de ortak edin. Teknolojik olarak imkansız değil ama kitlesel bir şekilde böyle bir şeye girmek. Hayatım kitleselle alakalı da değil. Çok özür dilerim böldüm ama <laughs> e, evet. Böldüm. Önce evet. Bir, önce bir petrolün bitmesi gerekiyor. Yani bitmesi derken işletmeciler, üreticiler onun ekmeğini bir tamamen yesin. Elektrikliye bile hala tam anlamıyla şey verilmedi. El verilmedi hala. Önce şu petrol. Bir, toparlansın ondan Elektrik. sonra kademe kademe, e kademe olur. Abi. Abi Çok, şey özür Çok özür dilerim. Çok özür buyur, dilerim. Buyurun. Buyurun. Elektriğin ucuzlaması konusunda e bir daha sorabilirim. Efendi söylediğinde şöyle <laughs> insan psikolojisi açısından baktığı için. tekrar. Aslında. aslında ben Nazım Hoca'nın dediğine katılıyorum. Mesela petrol ne zaman bulundu? Böyle bir bilgi var mı? <laughs> petrol ne zaman bulundu? <laughs> Gerçekten ilk petrol ne zaman kullanıldı ve adamlar şey dedi. o petrol var ve arabalara koyacağız. Arabalar gidecek. Ne zaman oldu bu? Sümerliler bulmuş. Soruyor. Ben, ben Wikipedia'yım çünkü ona... Hayır ya daha yenidir Durun durun önce. herkes dursun Bir şey rica edeceğim Çok güzel soru Bu hep şey konuşuluyor ya Efendim cahilsiniz işte yaren cahil bilmem ne Harika bir soru sordun. Bunu e, Bilmenin birkaç yolu var En kolayı Google Yani Fucking Google it diyebiliriz Ama aslında bunu yaklaşık tahmin edebiliriz Bakmayın Google'a lütfen sizlerden rica Bilen var mı? Sen, sen tam tarihi biliyor musun? Dakikada bakmıştır. Oradan Şimdi <laughs> <çıktı>. birlikte <laughs> birlikte düşünüp bunu tahmin etmeye çalışalım. Hani kim bir milyon isterdi oluyor diyor bazen. Bir, ee, şu olamaz. Ee, 1800 olamaz. Bir şey söyleyeceğim. Ha. 51 bölümdür yapmaya çalıştığım şeyi bu bölümde anladığınız için çok teşekkür bak, ederim. Bak bak ben bunları bilinçli yapıyordum. Ben aslında cin gibiyim. Şimdi şöyle Bilim bir oyun oynayalım. Söylüyorum. Şöyle bir oyun oynayalım. 1900'den sonra diyenler. Memşun. 1900 A geçti. <laughs> Ay, Mal Bir de böyle kaldırıyor. <laughs> pardon, pardon. Şey, yılı 1939 Şimdi zannedip böyle kaldı. Şöyle acaba? şöyle gitmekte yarar var. Birinci Dünya Savaşı'nın referans alalım. 1914-1918, değil mi? Evet. Sizce bundan önce midir, sonra mıdır? Öncedir tabii ki abi. İçten yanmalı motor zaten 1870'lerde mi ne? Onun öncesinde olmalı. Ben bilmiyorum şu an. Yani 1850-40 falandır benim tahminim. 1840-40'tır ya muhtemelen. 1840'tır diyorsun. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? İşte şeye göre sanayi devriminin öncesi motorların icadı kullanılması yakıt tamam, olarak. Fosil yakıt olarak kullanılması. bir fikri var. Ya bu şöyle ben şu anlamda tahminde bulunamıyorum. Ee, i̇lk kullanıldığı şey gerçekten araç için mi? Yani no. başka bir enerji. Pet şişe. Yapılmış. <laughs> şey bu arada. Ya Başka ya bir şey için kullanılmış olma ihtimalini de hani düşünerek daha da eski bile olabilir. Peki bir şey Hep söyleyeceğim. Doğru, <laughs> sen sen sinemayı mi? çok seversin. Bununla ilgili film var. şey There Will Be Blood mı? <laughs> evet, evet. Aa evet. Ama o da aslında bir yere. E, ona bakarsan Killers of the Flower Moon da var ama ha. o bir sonuç üzerinden akıl yürütebilirler. Yani o çıkartmanın yaygınlaştığı dönemler. Eyvallah. Demek ki ondan da önce ama ama bir yere abi ona bakarsan dinozor zamanında da vardı diye Yok yoktu ya. hocam. Hayır. Yani dinozor zamanında petrol... aşağıda duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin çıkarmaması senin o senin. Aldın gibi. Şimdi bizde petrolü önceden neft deniyordu hocam. Neft yağı Hı -hı. diye bir şey vardı. Ne Türkçe'de mi? Yoksa Türkçe'de. Hani, yani, İngilizce nöf de, 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 de biz de. nef diye mi Neyse diye? uzatmayalım. Bence Nazım'a yakınım ben de. Demek ki 1800'lerle 1850 arasında falan olması lazım diye 1818, düşünüyorum. doğru tarih. Ben de 1800... <laughs> Değil musun? Evet. Attın mı? Yok. 1800... 1815 diyorum ben de. Benim Bakalım. 1700'lerin sonu diye düşünüyorum. O da oradan vuruyor bakalım Belki kimse oraya gelmez diye. Evet. Bakabiliyor musun? Hocam keşfi için bir tarih veremiyoruz çünkü kullanımından çok daha eski petrolün keşfi hı hı. ama sondajın ilk çıkışı 1850. O, çok iyi. Keşfi. Bravo Nazım. Keşfi 1818 arkadaşlar. <laughs> Demek ki neymiş? Düşünerek <laughs> bazı şeyleri evet, bulabiliriz. Harika oldu. Şimdi soruma devam edebilir <laughs> miyim? Şey, şimdi Nazım Hoca dedi ya o petrol iyice bir bitecek böyle o insanlar cidden zengin olacak. ...sonra uçan arabalara geçilecek... ...öyle demek istedim. Yani ama. zengin zaten zengin de... ...bunu devam ettirmek isteyecek. Ya evet yani şunu söylüyorsunuz... ...anladığım kadarıyla... E, ...o öngörülen Abi geleceği... Ya. ...yapılabilir aslında. <laughs> Dinlemiyorlar ya boş ver. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Öyle. o, hani Boşver. Yok siz aranızda sizin, sohbet hayır, ettiniz. Ben sizle <laughs> sohbet ederim. O 2000'lerin başında özellikle... milenyum çağında uçan arabalar... ...öngörüsü var ya... ...bütün her şeye konu olan... Hı. Bu öngörünün henüz hala geç, e, hayata geçirilmeme sebebi teknoloji değil, tam tersi kapitalizmden kaynaklı mı? O hayır. da değil, regülasyon bence. Hayır, onunla da ilgisi yok. Başka Şimdi sen niye Nazım Hoca'nın söylediği şeyi norm kabul edip onun üzerinden <laughs> Nazım yanlış bir şey söylüyor çünkü. <laughs> ...şey diyorsun, soru yöneltiyorsun. Ya bana bir... çok mantıklı geldi hocam. İşte mantıklı olması her zaman doğru mi? olduğunu göstermiyor. Çünkü hayır, hep sorulur ya. Neden öyle uçun araba? Şöyle, ya yani zaten elektrikli araç... E, üretimi ve kullanımı şu an bence senin dediğin gibi değil ya yani bayağı yaygın e, halde Tamamen ve başka daha bir da Tamamen şey tartışmaya başladılar şimdi. Daha Sen da yorulmaya devam edecek. Araba neden birbirle ilintili olmak zorunda? Hiçbir alakası yok. <laughs> <Bir de gülüyor> Tamamen evet. evet. bir safsata yaptım. Evet. orada Evet. Evet. Peki <laughs> ee, hocam regülasyon Benim olursa... bildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla cevap veriyorum. Yanlış tutam düzeltin. Bir şeyi yerden kaldırmak onu tekerlek üzerinde götürmekten çok daha fazla enerji istiyor. Evet. Tamam. Görüşmek üzere. <laughs> Zaten sadece kaldırmak değil tutmak da. <laughs> kaldırmak, tutmak <laughs> ve ilerletmek. Yani şu an Aa, uçan... Bu arada şu an uçan bütün arabalar var. Bütün sektörü bitti hocam. Ama, ama var onu Ben bilmiyorum. Aslında. Yani hani, drone'lar var. İnsanın binebildiği küçük drone'lar şimdi yapmaya başladılar. Ama 20 dakika, 30 dakika uçabiliyor. Hocam drone'u bile şu anda artık uçurmakta zorluk çekiyor ya insanlar. Cemir atıyorlar bilmem ne falan. Havacılık sektörüne girmiş oluyorsunuz artık. Bir şey yerden kesildiğinde. Başka ama, bir kanun kapsamına girmiş oluyorsunuz. mesele o değil. Mesele hala feasible değil. Ya hazır değil işte. Hmm. Ya bu bir Türk şirket vardı. Onlar yapmıştılar uçan araba. Ee, evet. Öyle drone gibi bir şey. E, 2026'yı hedef olarak koymuşlardı onlar. Hani yaygın bir şekilde kullanmak. Erke Türk müydü adam? Cezeri <laughs> miydi öyle bir yine, <laughs> öyle bir şey vardı markanın adını unuttum da aracın adı Cezeri olması Jetpa'nın üretmeye <laughs> şey. Jetpa <laughs> evet. Fadılak mıydı? Bey. Ee, çok minik bununla alakalı bir şey şaşırmıştım diye 11-12 sene önce işte aydınlatma fuarındayım Frankfurt'ta seminerlerden bir tanesi BMW'nin yeni teknolojiler müdürü bir çocuk çıktı 23 yaşında dedi ki sadece biz değil bütün diğer markalar aslında bu şeyi otonom cihazlar vesaireyle ilgili teknolojiyi çözdük elektrikle de bir problemimiz yok ama insan davranışının ona güvenip nasıl şekilleneceği konusunda çalışıyoruz yani gerçekten kırmızı ışık araba için senin için yeşil ışık yandı sen yürüyorsun ama o araç duracak mı durmayacak mı bilemediğin güvenemediğin için sen de yürümüyorsun Yaygınlaştıkça bu olacak dedi ta yıllar önce. Bu arada Cezeri de Baykar'ınmış. Yani? Hayır, uçmadan önce ki adım otonom olmaları. Otonom olduktan sonra uçan otonom. Evet, uçaklar. Mesela Bay, arabanın resmi geldi. Çok çirkinmiş, yani, aşırı çirkin. Bir, Benim, <laughs> bu araba mı? Büyük, büyük bir DJI dronun altına. <gülüyor> şeye <gülüyor> benzemiyor mu hocam? Avatar. İlk Avatar filminde e, savaş evet. uçaklarıyla Pandora'ya giriyorlardı. O savaş uçaklarına benziyor. Ama Neyse. böyle olacak zaten. Nasıl olabilir? Bence şöyle başlanabilir. Bu eksik. Arkada böyle şey... Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Blade Runner'daki <laughs> gibi da o tabii... O çok güzel çok, diyor. Çok zaman alır herhalde. Ama şöyle başlanabilir. Yani Şimdi, jet motoru mu koysunlar. Altında. Şöyle yapabilirler. İlk önce yerden tamamen aşırı yukarı değil de böyle yerden 2 santim... <laughs> yukarıda gidiş giden arabalar var o. Çünkü Hav neden, hovercraft İşte neden sürtünmeyi azaltacağı için sürtünme <laughs> azalınca daha hızlı olacak. Aferin kız ama ya. o da olmadı. Neden olmadı? Hovercraftlar 1940'lardan beri mi var? Var. Evet. Aşağı, yani şöyle bir fikir vardı aşağıda bir hava yastığı oluşturalım yani çok güçlü hava basalım evet. Orada bir havanın üzerinde gitsin. Fakat o da iyi çalışmadı. Ama o su için tasarlanmış ee, genelde. Bu da da noktada iki dakikanızı e, bu konularda Efe'nin de fikrini sormak için şey ediyorum. Efe'nin fikri Çünkü var mı? Artık konuşmayanların üstüne gideceğim. Evet. Evet Efe. Ben e, istemiyorum hava sahamda bir uçan araba. Hava çok, çok güzel. Işte kendi hava sahanında olması önemli. Dönemde. Mikrofonu ee, öpmen imkanı lazım. Yok hmm. İmkanı yok bence. İmkanı yok. Yani oluş oluşacak katliamı düşünemiyorum ya. Arabayla bile neler <laughs> yaşanıyor yani. Yok ya hocam. Kenay. Buyurun. Hocam. Bak zaten izin vermiyor o giriyor. Kenay. Bir izleyicimiz şey demiş de beşinci elementlik gibi olsun demiş. Benim de deminden beri şeyi düşünüyorum. Mesela 2001 uzay macerasında da e, böyle bir e, tasvir edilen gelecek vardı. İnsanların uç normal işte buradan uçağa binip bizim Antalya'ya gitmemiz gibi. Ee, uçağa binip işte şeye, gemiye binip uzaya gitmesi ve uzayda yolculuk yapması falan gibi. Ve bu 2001'de e, gerçekleşecekti. Şimdi 5. Element'te de aynı şekilde hatırlıyor musunuz? Trafiği falan, uçan arabaları. Bunların hiçbirisini... Olmuyor. Niye olmuyor yani? olacak. Sabahtan beri onu konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Ay. Yani. Yaren posta koydu sen seyirciler. Flu tarihinde. Sen Söyle. Biz o, ne o. kadar hayal edersek edelim. Ee, biz bunları göremeyeceğiz zaten. Ya arkadaşlar. Hayır, oluyor. Yıl olacak. 2024 TÜV diye bir yere arabamızı götürüp muayene ettiriyoruz hala ya. Muayene. Kaçak ne? göçek ee, ben yalan bu konuda yalan. Ama yetimin hakkı. <laughs> <laughs> Tüyü bitmemiş. <laughs> Bizim çocukluğumuzda büyüdüğümüz bilim kurgu dizisinin ismi Uzay 1999'du. <laughs> ee, biz... Ya hastasıydım o Evet diziyle. ben de. Ee, bir de Galaktika neydi? Bir şey daha var. Battlest Battlestar, Battlestar Galactica. Galaktika. Bizim için 1999 o kadar ilerideydi ki o dönemde <laughs> olabilecek her şeye inanıyorduk. Yani... <laughs> Şimdi diyor ki, 2001'de diyorlar falan diyor. Haklısın. Yok yok. Hedef 2053 diyerek. bu. Haberi. Evet. Ya, Türkler başka bir şey ama dünyanın gittiği teknoloji başka bir şey. Dolayısıyla olacak bunlar. Hepimiz herhalde şey diyoruz. Kabul ediyoruz. Sürekli Biz neyi konuşuyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> elektrikli <gülüyor> arabadan sonra. SU-7'den başladık. Oh. Ee, Xiaomi kaynadı. Xiaomi, Apple ve oradan buraya geldik. Xiaomi'nin arabasının olayı ne? Ben hiç bilmiyorum. Nazım Okumadığım hocam. Xiaomi'nin arabasıyla ilgili yorumunuz var Abi mı? Mi? Ben bayağı detaylı bir şekilde baktım. Ee, hazır, alabilir miyiz hazır Bora? Oğlum bu geçen ediyorum. Aralık'ta duyuruldu. Hocam çalışıyorlar ha, zaten tamam. üzerinde. Piyasaya çıktı. Ha, çıktı yani, artık bu tamam. Satılıyor şu anda. Ee, fiyat... Çok özür dilerim. Arabayı görme şansımız var tabii, mı? Tabii, Hemen gösterir şimdi. Biz konuşun konuşmanıza. Ee, şaşırtıcı şekilde iyi duruyor. Yani Tesla'ya sağlam bir rakip geliyor diye çok Ciddi konuşmalar var Testlerini falan göreceğiz bakalım Bu arada tabi Ama İlker Hoca asla almam dedi <laughs> Ona bir gönderdim Whatsapp'tan Hocam bir bak bir acayip bir şey diye Çin malı oğlum Hayatta... almam bunu evet, 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 yani. Evet. yani şöyle This car is a very good car Falan diye bir manuel <laughs> çıkmasından korkuyorum içinde. QR kodunu okutun Yok. Okutuyorsun. Yok Get in the car <laughs> Hocam Tesla alır mısınız? Şu an elektrikli araba zaten param yoktu almam yani. Hibritler daha mantıklı ya hala. Ki bu arada yani BYD Çin'in elektrikli aracı Tesla'dan daha geniş bir satış şeyine sahip, hacmine sahip şu anda dünyada. Yok zaten bunların da götlerinde donları yok. Dünyada devi bir beğenmiyorlar. Hoş olsun. <laughs> Yalnız Mustafa galiba Xiaomi ile reklam konuşmaları yapıyor. Hayır, ama. hayır. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> efendim <gülüyor> Hayır. Dünya devi. Ya biz TikTok'tan gelenlere şey göre Ben söyleyebilir şey, miyim? Bir şey söyleyebilir tamam. miyim? Bu Xiaomi <laughs> konusu benim çok hassas olduğum bir <laughs> konu. Evet. Buyurun. <laughs> <laughs> Çünkü şu ilgimi çekiyor. Duygu beni kapatır. <laughs> <laughs> bir firmanın hem araba yapıp hem kedi kumu ben de ona temizleme <laughs> makinesi yapmasını şey yapamıyorum. Yani hani bu firmanın nasıl bir yapılanma içinde olduğunu... Tam ben de Hayat onu... Hayat hocam. Tam, tam ben de onu söyleyecektim. Hayat. Ee, ben şahsen şeyi yapmıyorum. Ee, mesela Samsung gibi vesaire gibi bir sürü alanda her şeyi yapan firmalardan... Bir, yani Samsung'un televizyonunu alırım. Şimdi insanları da burada zor durumda bırakmayalım ama... Samsung'un çok alakasız bir şeysini almam. Yamaha mesela. Alakasız derken ne Ben de Yamaha diyeceğim. E. Motosiklet de yapıyor adamlar. Trompet de yapıyor. <laughs> Piyano, ya da yapıyor. De yapıyor <laughs> Piyano da yapıyor. Yağ de yapıyor. Piyano da Piyanoları çok Olursan iyi bence. Araya. Türkiye'de şey var ya. Vestel aslında onu yapmaya çalışıyor değil mi? O kadar geniş yer pahazede. E. cep telefonu da var. Evet. Beyaz Eşya grubu. Vestel panel üreticisi. Yani orada da iyi. Beyaz Eşya'da da bunu şey yapıyor. Orada çok saçma Arçelik Beko olayı var. Hadi madem yansın hepsini şey edelim. Ee, birbirine çok yakın yani aynı üretim aynı bandından bant. çıkan Arçak ve bekonun bir tanesinin yurt dışından pazarlanması için ayrı bir marka Hı. bir tanesinin evet, evet. o da, ben de onu diyecektim. Musun? Yani bir de o karışıklık var. Yani Mi var. Hı. Xiaomi var. Mesela atıyorum bir de Roborock var. Bakıyorsun hepsi aslında hepsi aynı şeymiş. Ama senin söylediğin onların arasındaki bunu da neyi bize getiriyor? Mesela Philips'in, Apple'ın kendi ekosistemiyle haberleşip başka yerlere kapalı olmasındansa Hı. ve bunlar end user için pahalı ürünler. Mi de kendi şeyini kullanıyor. Tamam. Hayır ama onların açık değil. Sadece Mi için söylemiyorum. Uzak doğu ürünlerinin bazı no name ürünler bile aslında birbirleriyle haberleşebiliyorlar. O çok büyük rahatlık evet. bence. O iyi ama Mi orada değil. Tam Mi için Mi söylemiyorum. Doğru söylüyorsun. Yani. yani hem şey hem ha, şey. Hem kel hem fodul. <laughs> Bu arada az önce Arçelik Beko dediniz ya Hı. Arçelik artık Yok, olmayacakmış. Öyle yani mi? artık Nasıl tamamen ya? marka ismi olarak Beko'nun altında devam edilecek. Alo Rahmi Bey. Bunu Aa, kabul etmiyor. Arçelik etmiyorum. de mi Beko ile birleşti? Bakın bu, bunu, bunu emin olun buna ee, Arçelik kapandı diye bir seyircimiz Enes söylüyor. Kapanmak Enes ki kapanmak değil. İsim hakkı dediniz de yurt içi yurt dışı diye. Artık full hepsi Beko'nun Beko markası altında satılacak diye biliyorum. Yalan olmasın. Ee, yani de, yalan deminki olabilirim. konuyu açıklık getirmek istiyorum. Sen ona bak. Ee, Yo, ben yani araba alırken. Yani şu tabii bir sorun olduğunda yani çıktım sabah araba çalışmıyor. Çin'e bağlanmak gerekecekse bu beni ürkütür. Çok ciddi söylüyorum bu arada. Ya onun yani, regulasyonları falan yapılmıştır beynim... bir şekilde. Yok abi şimdi bir sürü araba görüyorum ben tok, hiç. Tok gibi olacağını düşünmüyorum hiç, bir kere. Hiç Her görmedim. Yani mesela yani hani Tok'ta hani şu an şey var ya çok ciddi bir YouTube'da yıkılıyor videoları. Ekran ekran sorunu, kendi kendine kapanma bir, sürekli bir hataesk tamam, geliyor araba. Kime başvuruyorsun? İşte bilmiyorum Tok'a olduğu için. Muhtemelen Cimer'dir. Cimer'den. bilmiyorum ama yani Xiaomi'nin böyle bir hataya düşeceğini sanmıyorum. İnşallah. Yani. Aklıma harika bir fikir geldi. Yine mi? mi? Yine mi? Muhteşem. Xiaomi öyle bir şey yapıyor ki hocam. Kedi kumu e, döndürücüsüyle arabanın aslında parçaları aynı oluyor ve bu sayede... Öyle bir dünya hayal edin. Bu sayede kedi, kedi, kumu makinesi şeklinde arabalar yapılıyor. Hayır öyle değil. o <laughs> kadar değil. <gülüyor> 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 mesela arabamın, arabamın şeyi bitti. Bir parçası bozuldu. Ama hiç korkmuyorum. Çünkü Yok. benim yok yok. Çünkü e ben artık Xiaomi habitatında yaşayan biri olduğum için hemen kedi kumu kabından bir parça oraya koyduğum an artık arabam düzelebiliyor. Aslında Apple'ın yaptığı <laughs> şeyi sistemin çoklusunu ve daha büyük halini Xiaomi'nin yapması gibi bir şey diye anlıyorum. Evet. Yani anlayabildiğimiz kadarıyla Yaren'in dünyasına tam olarak hakim olamadığımız için bu kadar anlayabildik. Doğru mu? Evet, yani tam olarak öyle demek istemem. Parça. Yedek gidiyorum. parça uyumluluğundan bahsediyorum. Evet yedek parça uyumluluğu. Tam olarak proje ismi bu. Projesin ismi. Yedek parça uyumluluğu. Harika olur. Mühendisler dinleyin. Sağ olun. Oysa yedek parça diye bir şey olmamalı. Yani yenisini vermeliler ama. Aslında var bunu yapanlar. Evet evet. Yani var. tamir edilmesin. Apple bile bundan vazgeçti artık neredeyse. Amerikalılar yı zorluyor. Sıkılan. Şey illa açılabilir, tamir edilebilsin olsun, edilebilir olsun diyorlar da. Hocam Xiaomi eleştirdiğiniz şeyi biz yapmıyor muyuz YouTube'da? Bir yandan yol gezer gibi dağa çıkıyoruz Hadi felsefe, Hayır efendim. Felsefe videosu çekiyoruz, tarih videosu çekiyoruz, oynatalım. Şöyle bir fark yapıyoruz. var. Bizim Bana uzmanlığımız video çekmek. O video Yemek videosu da olur, ekonomi videosu da Bir de biz otoyolda 240 kilometrelik bir alet yapmadığımız için biraz daha gerçek evet, olma. Onlar farklı <laughs> profesyoneller. Yani adamların uzmanlığı araba olan araba üretmeli bence. Yani bir On buçuk de... ton ağırlığında ve yüzlerce kilometre hız yapan aletler yapıyor olsak biraz daha ciddi olurduk diye düşünüyorum. Yoksa Yaren'in tasarladığı bir arabada gitmek istemezsiniz. Şuna itirazım yok. Adamlar o kadar büyük, <laughs> o kadar global ki aslında bunlar birbirinden farklı uzmanlıkta firmalar. Yani araba firması ya. da çok onu yapmakta uzman atıyorum fırını da yapmakta uzman. Ya, Eyvallah. Trolledi çocuk sen de ciddiye alıyorsun yani. Trollüyorum. Yok bizi. yok ben onun gözünden bilirim. Trollemedim der misin? Trollemedim. Teşekkür ederim. Ha? Rica ederim. Dolayısıyla o anlamda Ve... oradaki mühendisler mühendislere tukaka demek için söylemiyor. Ya bizim de kendi mühendislerimiz i̇şte, evet, var Mustafa gibi. Seven var mesela. Yani. Hayır. <laughs> Abi üretim bir kültür ya. Yani üretim sadece al işte biz de parayı yatırsın makineleri alırsın. Bir şeyin nasıl üretildiği bellidir. Onu üretirsin. Üretim kültürü başka bir şey. Yıllar içinde kazanılan Tabii. farklı hatalar olduğu zaman, bilinmeyen durumlar olduğu zaman nasıl çözeceğinle alakalı bir şey. Bu arada Yaren'e aksikletmek istemiyorum. Duygu'nun tasarladığı arabada da gitmek istemezsin. Bence. <laughs> Değil mi Duygu? <gülüyor> evet. <gülüyor> o başka Hiç bir şey. O kadar şey. dinlemiyorum ki. Dünyanın en saçma şeylerinden bir biri bozulmak bence. Yani bozulmak çok saçma. Hiçbir şey bozulmamalı. Bu çok Vahit'in şey. bazı haberlerle alakalı çok Vahit tandansı gidiyoruz eleştiriyorum ya. Vahit. Harika yaptığı bir şey vardı onu bu programda bozduk. Aksı Vahit takip ediyor. Şimdi bize kalsa biz iki saat geyini <laughs> yaparız. Halbuki adamın orada konuşmak istediği başka sorular var. Sana eleştiri olarak ben söylemiyorum. Bugün program aptal herifler oldu aslında. Tam aptal herifler yaptınız evet. Aptal Sahtemelen. heriflere hoş geldiniz. Bu hafta, hafta, hafta çok derim. önemli bir şey oldu. Onu Buyur. konuşalım istiyorum. Ee, ve bu haberin öznesi de Mustafa Bey olacak. Fenerbahçe ha. 2 Nisan'da bambaşka toplam şey zannettim. <laughs> ne olabilirdi ki bambaşka? 2 Nisan'da Fenerbahçe ligden çekilme kararı aldı mı Mustafa Bey? Almadı da şimdi O, çok hakikaten <gülüyor> <abi>. <gülüyor> çok, evet, o toplantı şimdi. hakikaten oradaydı Mustafa abi. Evet o toplantıda vardı hakikaten. Çok sıkılırlar. Bunu kaçırmayalım Mustafa. Yok şöyle hocam <laughs> hızlıca. Her takım olduğu gibi, her büyük takım olduğu gibi Fenerbahçe sistemli olarak kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Bunu bir adım ileri götürüp zaten seçilmiş başkan bazı ek kararlar almak için biz kongre üyelerini statta topluyor ve diyor ki bize şu 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 konularda yetki vermişsiniz. Zaten insanlar yetki vermeye gittiler. Oradaki hikaye beni de çok fazla büyük fiyas koydu. Yani insanların bir buçuk saatte kart alıp girememeleri, organizasyon hataları girdik, oturduk. Konuşulan konudan bir şey çıkmadı. Boşu boşuna insanlar çağrılmış bu konular için oraya çağırmaya gerek yoktu. Bir tarafa bırakıyorum. Ee, çok fazla ne saçmalık böyle bir şey niye yapılıyor diyen oldu. Şimdi Fenerbahçe kongre üyesiysen olaylara öyle bakıyorum. Ergin Ataman Anadolu Efes koçuyken de aynı şekilde bakıyordum. Sen Tam da bak işte hala sansür. Abi sen Fenerbahçe. Ergin Ataman derken bir ip sesi geldi fark ettiniz değil mi? Yok öyle bir şey yapmaz Duygu. Kapı zilinden bahsettim. Evet. Abi şöyle Fenerbahçe Kongre üyesi sen yapman gereken camiaya dışarıya karşı destek görüntüsü vermektir. Eğer yapılan şey içine silmiyorsa içeride onun münasarası şeyini yaparsın konuşmasını atıyorum. Bir dahaki seçimde başkana oy vermezsin. Peki neye karar verdiler kongrede? Abi zaten çok hamasi yani buraya gitmeden de hepimiz biliyorduk ki konuyla alakalı olan insanlar. Galatasaray'da o yüzden iki gün kala kampanya paylaştığı yiyorsa çekilin falan diye. Ee, öyle bir çekilme bilmem ne olamaz. Burada A Haber grubu bütün işte Türkiye Kupası, devlet zaten sponsoru ziraat olarak Bunlar o Trabzonlu, Trabzon iş adamlı, Trabzon yerel politikacı ki bir tanesi rezalet konuşma yaptı biliyorsun. Belediye başkan adayı, hani hiç alakası olmadığı halde. Ya da belediye başkanı. Trabzon'un mu? İstanbul'un Trabzon, mu? Trabzon e, kökenli, Trabzon. Trabzon kökenli bir orada şey var, yapılanma var. Devletin içinde her alanda sadece sporda değil ve bunların bir düşman belirlediği noktalar var. İşte bunlar ra karşı yapılan şey şu. Ziraat Kupası'na katılmıyoruz. Ziraat Kupası'na bundan sonra da katılmayacağız. A Haber, A Spor bilmem ne gibi işte o tırnak içinde yandaş denen yapıdan da kendimizi uzak tutacağız. Kedi nerede diyenler için de kedimiz burada gördüğünüz gibi. Süper Kupa'ya U19'la çıkılacak haberini görmüştüm. Ben belki onu konuşuruz. Bence o olmayacak. Eksik kadroyla çıkacağız. İki oyuncu daha sakatlanacak. O yüzden hükmen mağlup sayılacağız. Böylece ceza da olacağız. Çünkü o çocuklara da yazık. Kal. 15 tane atınca onların spor hayatı ne olacak? Sen parti politikası gibi kulüp politikası ile uğraşırken insanların hayatını batırmamak lazım. Evet. Çok teşekkürler, teşekkürler. bu haber için. Şimdi şöyle ilginç bir haber gördüm. Almanya formalarını değiştirme kararı almış. E, milli takım formalarını ama yalnızca 44 numarayla alakalı bir problemden dolayı. E, belki o 44 numaralı formayı ekrana verebiliriz. Ya, fut ha, futbolda niye 44 Bak, Bak hiç bilmiyorum ya. ilk defa buldum. Nazi'ye benziyor? Nasıl şeyine benziyor? Tek attınız ya. On, on Oğlum bak var bunu kapıcısı. vallahi bilmiyordum. <laughs> kendim Bilmiyordum. Ben başka bir şey soracağım. Niye 44 var futbolda? 11'e kadar olsun. 99'a e, kadar var hocam. Olur mu öyle şey? Yedekler de var ya hocam. Yedekler var. Tamam. Oyuncu Forma ayrılıyor. Hayır. Şimdi ben diyelim ki Galatasaray'ın yıldızıyım. 10 numarasın. 10 tamam. numarayım. Fenerbahçe'ye transfer oluyorum. Bize diyorlar ki bizde 10 numara var. Sana 17'yi verelim. Diyorum ki ben 17 ile oynayamam. Performansım yarıya düşer diyorum. hı. Bu Kıntı nerede burada? Cevap bitti. Ha? Ya eskiden biz çocukken yoktu. 11'e kadardı. Pozisyona yani, göreydi siz. Şimdi evet. çok daha abardı ama o zaman da tam 11'e kadar değildi. Şeydi. Hadi kartlar vardı oynardık hatırlar mısın? Hı -hı. Futbol şeylerinin kartları. Orada bile 11'den fazla numaralar vardı. Hayır, şunu demek istiyorum. Pozisyona göreydik. Şey... Birisi dedi yani bir kaleci ise hmm. hala bir hala kaleci değil hmm. mi? Hı hmm. hı. İşte 2 3 4 9 numara abi, işte abi öyle yaptığın zaman şu oluyor. Mesela 7 numara sağ açık sallıyorum. Hı hmm. hı. E takımda bir tane sağ açık yok. Sen bir tanesi 7 numara, ötekisine 17 numara verdiğin zaman öteki sağ açık diyor ki niye ben sağ açık değil miyim? Aslında 7 sağ A, açık. Tamam 7A, 7B, 7C. E, onu da anlatırken sor. 7B soldan kayıyor. 7B, 7B, 7B uzaktan vuruyor. formayla anlatın. Evet numara var. söyleyen mi var? Tamam. 79 numaralı formasıyla. Hocam aslında Doğru açıklayabilirim ama sıkıcı olur. Buyurun ben hızlı misiniz? hızlı. Ee, eskiden çok sabit 4-2-3-1 ile oynanıyordu bütün maçlar. Evet, Formasyonlar abi. çok daha azdı. O yüzden. Tamamen yalan. Biliyor. Yo asla değil. İlla ki bir altı numara, bir sekiz numara, bir 10 numarayla oynuyordunuz ama ondan sonra futbolda sistemler çok değişti. Total futbol dediğimiz bir şeye gidildi mesela Johan Cruyff döneminde. Vay anasın. Ve ee, Abi, bir 1 sekiz, bir oynamanıza gerek yok mesela. Arkadaşlar böyle dediğine bakmayın. FIFA'da bana yenilip duruyor kendisi. <laughs> Hocam bu çocuk 70 yaşında. Yanlışlıkla almışsınız galiba. Evet. Buracığım bir de o kelimelerin yani raka, sayıların ...pozisyon anlamlarıyla alakalı bir şey söylüyorsun. Onun evet. forma numarası ile bir alakası yok. Yani forma numarası... Yalnız bak bak konusu, konusu olunca Türk erkekleri <laughs> nasıl bir şeye geldiler böyle. <laughs> Var abi bir dakika ya, şimdi. Ya. Adam yani bana Türk erkeği Siyaset konuşamıyorsak şey... en azından futbol konuşalım. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Peki Vahit'cim bir şey sorabilir miyim abi? Evet abi. 44 kalsa da o... Rakam karakterini değiştirseler, böyle bir Evet. Şey akıllı gibi. olsalardı böyle bir şey. Bir de almazsın sen ya. Art niyetli olmasalardı. <laughs> ee, i̇şte Adidas'ta çalışan Sonra. tasarımcının kapasitesi diyoruz. Ya sebep şu bu arada, sosyal medyada bir söylenti çıktı. 44 numaralı kuruğun işte dedemin en dedemin formasına benziyor gibi bir ifade kullandığı iddia ediyorlar. O da işte şey Alman dedesine olabilir işte nazi subayı mıydı falan gibi espriler döndü. Tamamen sosyal medyada dönen bir geyikten sonra bu 44 numaradaki yazıyı değiştirmeye karar verdiler. Ama diğer yazıları da muhtemelen değiştirecekler o yüzden. E burada da İlker haklı şimdi bir sürü rakam sayıyı kullanabilirsin ama hani 44'ü kullanmayabilirsin. Senin dediğin gibi yani haber zaten oradan ama çıkmış durumda da. Şöyle bir şey var. Uğurlu sayı diye bir şey var ya. O, ya o kişinin de uğurlu sayısı. Peki siz Ben ne kimsenin uğurlu istersiniz? sayısının 44 olduğunu düşünmüyorum. Yani burada milyonlarca basılan bir forma endüstrisinin kazandığı para mı... E, Joachim Höln'ün <laughs> uğurlu sayısı mı dersen... <laughs> ...muhtemelen endüstrinin parası siz mesela bir takımda forma giyeceksiniz. Kaç olsun numarası? Konuyu kapat. Bir de bunu insan gibi bir kere basman yeterli. Yok anlamıyorsunuz başka türlü. Hmm. Peki kapan. o zaman haberimiz kaldı mı diye bakıyorum. Ya zaten süre de bitti. Evet artık evet. 12 12.22. Son 8 Nazım Yılmaz'dan teknoloji haberleri var mı? Magazinsel bir şeyler konuşmayalım mı ya? Hadi, Hadi evet konuşalım. Of be Kumru ya yardır gel. Ee, Almanya'da esrar kullanımı legalleşti. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Hadi bakalım gençler. Hadi bakalım. Hoppa bilenler ayağa el, ne eller ayağa bilenler karşısındayız. Ahire... Şey bir şey söyleyeceğim. Esrar ee, pafuf dediğiniz şey mi? Marijuana. Yani. yani Mar <laughs> Marjuana. Şu şu hareket mi? <laughs> Sarılan mı? Evet. Evet. Bir de onun suç, suç işliyorsunuz. Bir de onun ya, baskısı çok... var. Baskısı var. İlla sarmaya gerek yok. Kapak da atabilir. Biraz yani. duyguya sarıldım mı? Bugün hiç konuşmadı. Evet. Duygu. Hangi uyuşturucuları kullanıyor. <laughs> <laughs> Ya ben kullanmıyorum ya. Vallahi Biz yemedik ha. Bizim küve Yemezim. gelmedi. <laughs> Uyuşturucu kullanmak yanlıştır. Tabii ki o zaten. Kullanmayın abi. Onun gerek. kokusu. Bu arada gerçekten yanlış. Tehlikeli i̇şte. ve yasaktır. Ciddi söylüyorum oğlum. İnanmıyor herifler ya. Yani kanunun olup tabii. olmamasından bağımsız bir şey abi. Şimdi hani tabii ki bütün Türkiye, bütün dünya marihuana içiyordur. Tabii Ona abi. saygım sonsuz. <laughs> Tüm saygımla Tüm geldi. Tüm saygım. saygımla. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> zararlı abi ya. Evet. Bir de mesela ben soruyorum ben üniversitede bir kere denemiştim bendeki etkisi çok komik bayılıyorum abi lak diye gidiyorum böyle komik bir şey olamaz neyse <laughs> olayı nedir keyfi nedir diye soruyorum size de sorayım şimdi neyin keyfi abi işte şey içmenin hmm. ot içmenin şey diyorlar yurt dışındaki arkadaşlarım Süt yurt dışındaki <laughs> arkadaşlarım yahu bir arkadaşım <laughs> Ay, ciddi söylüyorum Hı? Hı? diyorlar ki ya rahatlıyoruz dertlerimizden uzaklaşıyoruz böyle bir kabin Almanya'da nasıl illegalleşmiş? Haberi konuşalım bari. Ee, Bütün dünyada böyle bir hareket bitirdim. var. Şöyle bu iş, hemen detayları söyleyeyim. Bu başlı, başlı, size. Başına yani başlı başına sıkıntı. Yani dertlerinden uzaklaşmaya çalışmak bana başına sıkıntı. niye yok. Netflix seyretmekten çok farkı yok? Ee, ama işte Ya YouTube'da habersizler seyretmekten ee, çok. hocam farklı. şu şekilde detayları e, kamuya açık alanlarda mesela parklarda, sokaklarda, meydanlarda e, akşam saat e, 20 ile 7 arasında tüketilebilecekmiş. Ha ilginç. Evet, akşam 20'den sabah 7'ye. Ee, bunun dışında kalan saatlerde açık alanda kullanımı yasak. Ee, ayrıca çocukların ve gençlerin bulunduğu ortamda da e, yakınlarında kullanımı yasak. Mesela şeydir ya bizde de ilkokulların işte e, 100 metre çevresinde sigara içmek yasaktır aslında kamusal olarak. Onun gibi bir Hı -hı. şey sanırım. Yani bu işlerde şimdi hatırladım bu Puff'un puff bir yükselteni bir düşüreni varmış. Sadika, indika öyle şeyler. Satiba abi. ve indika. Evet. Ben herhangi bir şeyde... Kanalı kapattırmak ve... mı istiyorsun? Gerçekten bunu... <laughs> hocam hocam kanalla ilgili ya. bir şey değil. Gerçekten. Mantık olan... Oğlum teorik suç olan. diyorum ya suç. Abi övmüyorum ki. Tam tersine. <laughs> keyif verici Ya şimdi senden ki... etkilenen bir genç. Ya Mustafa Seven de o toplantıda varmış dedi. Mantar çok iyi diyorlar. Hocam Netflix'te lezbiyen kızlar var diye benim aklım bir kaymadı değil mesela yani. Abi de oradan teşvik ediyor. Abi <laughs> kamus yani spotu olabilir. yapmamız lazım. Arkadaşlar şu anda. çok zor bizi. çok zor durumdayım. Kanalımı kapatmaya çalışıyorlar. <laughs> Uyuşturucu <Kamanı> yanlıştır. Yanlıştır. <laughs> yanlıştır. Helak olsunlar abi. Uyuşturucu her türlü çok yanlış. Yasak evet. evet. Biz senedir. Evet. Çok selamcı... zararlı abi. Ama. Evet <laughs> abi, e, Bunu söyleyeyim. kullanacaksanız da ona göre bilinçli kullanıyorum. Hocam iki e, sene önce biz LSD programı yapmıştık gençliğimde. Yani ben siz... de onu diyecektim tamam. Niye korktunuz yani? bilim olarak yaptık. E ben tamam, şimdi burada bilim yapalım burada. Bilim bilim ya, bilim, Türkiye'de, bilim. Hayır. ne biliyoruz da bilim yapacağız. Ben onu bilmiyorum. Belki de Türkiye'de o yasa çok sorunlu. Yani uyuşturucuya özendirme diye bir suç var. Uh -huh. Şimdi evet. özendirmek çok ee, tamamen savcının ve hakimin kararına kalmış bir şey. Yani özendirdi Mustafa. Ben çok abi özendim Mustafa'ya dedim. Ne olacak şimdi? Abi Blue TV'de Sokağın Çocukları diye bir seri seyrettim. 7 sezon Hı. bu şeyin e, 01'in 01in devamı o ekipten. Hı. Her bölümde bir Blue... masa dolusu kokain içiyorlar, adam vuruyorlar. Adam Blue TV kapalı platform. Tamam burası açık platform. O yüzden biz burada bunu yapmıyoruz. Ben buraya bir tane ayna koyup bir şey yaptım gördün mü? Ya. <laughs> Allah razı olsun Mustafa Bey. Allah <laughs> <lı hı> Allah. <laughs> evet sayın seyirciler. Evet hocam. Haftaya <laughs> sizlerin bu haftada sonuna geliyoruz. Yani, bu kız helal olsun sana. Var mı baş. bir şey söylemek Çok isteyen? Çok güzel. Son sözü stajyerimiz yeni stajyerimize verelim ki hiç konuşmasın. Kendisi Belçika'da felsefe masterı yaptı. Deriz demek istiyorum başka bir şey. Yemeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok eğlenceli bir. İzlemedik ki. <laughs> Bana ne konuda master yaptığını 20 25 dakika anlattı fakat hiçbir şey anlamadım sayın seyirciler. Bu çabalarım devam edecek. Ne konuda master yaptığını öğreneceğiz bir gün mutlaka. İstersen bir söyle önden araştırsınlar. Alanın neydi senin? Kuantum mekaniğinin temelleri üzerine yaptım. Wow. Fizik. Wow. Wow. Hemen açıyorum. bir Sen seyrettin ya. mi Three Body Problem'ı? Seyrettim. Bir tanesi wow. güzeldi de. Şu an onun Biraz başındaki kızlar gibi, gibi yani. oldu hani evet. bir bir herif gelip ne yapıyorsunuz falan diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> şey. Hani burada gerizekalılarla dolu burası, ben de dahil. Hayır. <laughs> e, <laughs> ben kuantum mekaniği konusunda <laughs> araştırmalar Ar yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar bizim hiç. Emek yani sinemasında popcorn sattım diyen bir stajyerimiz olmayacak mı? <laughs> ben, ben, ben sinema akşamımda sattım. Ama ha. sen de buraya onu bize söylemedin ki sen buraya. Ben 18 yaşında gişede bilet sattım. Tamam ama o referansla buraya gelmedin. Sen de havalı havalı bir şey Bu arada söyledin. kumruyu bir gösterelim. Kumru küçülmüş. Gel kumru, gel. gel. hadi sen gittikten sonra Yaren de kameranın arkasında. Gel geç, kumru gel bak bıraktım. küçülmüş. <laughs> hayır hayır. E, zayıflamış, incelmiş zayıflamış. Çok... De. süzülmüş Yok. E güzel bir hanımefendinin küçülmüş olması yaşça, beyin olarak demiyor ki ne kadar güzel bir şey, yaren de gelsin o da şimdi eksik kalırsa sorun olur, gel yaren evet. duygu Basalım. sen ister misin kızım Kombinimi mi göstereceğim ben haşofmanla geldim Haşof... duygu zaten bugün İzmir'e gidiyor Merhaba herkes gelsin ya. öyle kapatalım hadi bir değişiklik yapalım nazım aç wide wide, wide. Hayır, tamam. Bayt. al, geniş al. Bayt gel Bight. demiyor, sen al. Gel, gel, şey gel, 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 İstemeyen gelmeyebilir, gel. Hocam ben gelirim Hadi de, de gel. yayını kapatmak gerekir. Gel, gerek. kapatmak için koşarsın. Sen... Kapatmayız, açık kal. Kapat. Kapatmak için koşarsın. Onlar kapatsınlar. Vahit, sensiz olmaz. Bekleyin bir görüneyim. Evet, bu insanlar bunlar Hayır, arkadaşlar. Arkadaki gizemli ses. Hayır, şey misin? Emre mi? Fatih Altay'ın emresi misin? Arkadaşlar çok zekiydim değil mi? Fatih Bey merhaba. Ben de bugün çok sağcıydım değil mi? Fatih. Hocam nasıldım ama sağcıydım değil mi bugün? Evet seni geri alabiliriz. <laughs> <laughs> evet Hadi. sevgili Sadece... seyirciler dünyanın en saçma haber programı bugün de sona eriyor. Bugün Burak Yıldırmaz yoktu kendisi bir geziye gitti ama Norveç'te o olmadığı halde hala ses duyabiliyorsanız demek ki Burak Yıldırmaz'a gerek yokmuş. So long thanks all the, for all the fish diyoruz kendisine. Ben Deniz İlker değil dünyanın en cıvık insanı. Yanımda önemsiz bir mühendis olan Mustafa Seven. Onun yanında Duygu Arkasında Buğra. Yanında Yaren. Kumru Karataş, eski çalışanımız, yine eski çalışanımız olmaya aday olan Vahit <gülüyor> <gülüyor> ve çok eski stajyerimiz olan Bora. Kaşımızda da lazım. Ve <laughs> kameranın arkasında saklanan Kamil insan. Ya canım, şu anda, hocam ya. Şu anda 10 milimetreden kendisini görüyorsunuz. Hayırlı habersizler, kamiller. habersizler devam edecek. Görüşmek üzere. Bir defe de var, bay bay. Bay. Size keseyim şöyle bir son poz alayım.